organları ve vücudu parçalanmış yoldaşımın intikamını almaya geldim. Peki, Havada devam et bakalım. kedavra lanetinden kurtulan birisi var. Merhabalar Lord. Baylor tercihimdir bayağı olsun. Yapamayanlar varsa ya büronuzdan ya da buradan istifanızı verebilirsiniz. Sıkıntı olmaz bizim için. Savaş ve kan! Muggle'lara ölüm! Sihirbazlara neredesiniz yazıyor şefi. Bir tanesi bile dönüş atmadı ya. Sizin ben amonuza koyayım. Neyse. İlla peri kulum mu atalım abicim? İlla peri kulumu. Ben peri kulumsuz adam çağıramayacağım. Ya da adamların yerine öyle. İlla metamorf. Ne yapayım ben? Yeter. Oğlum siz niye hiçbiriniz baykuş atmıyor geri? Atıyordum. Bostanlık korkuluyumuz lan biz. Ay şefim atıyordum. Bakın baykuşum da yanımda. Atıldı mı atılmadı mı? Atılmadı. Atma ama şefim tam ucuna yetiştiniz. Tam atıyordum siz şey yaptınız. Diğerleri de atmadı. Diğerleri işte ben de rapor geçiyordum. İki ekip var. Biri Bay Shacklebolt'la birlikte Wildchild'a, diğer ekip de benimle birlikte Oxmate'de diye. Dumbledore gelmiş galiba okula. Gördünüz mü? Bilgim yok. Daha yeni Bugün var çıktık işte. çünkü biz. Ormandaydık biz, ormandan yeni geldik. Bakalım. Bakacağız. Bunlar niye geçmiyor? Merhaba şefim. Merhaba Merhabalar, şefim. merhabalar. Merhaba. Niye bu baykuşlara dönülmüyor? Rahat. Sağ olun Ne rehberim. baykuşu? Ne baykuşu? Sen Neredesin? şefin attığı baykuşu. Şimdi gördüm. Niye Hayır. dönülmüyor bu baykuşlara? Kusura bakmayın şefim. Anlatırım sana. Bence Bela bu genç valilik adamlar değil amına. mi? Ne Hoş efendim? geldiniz. Rahat çocuğum rahat. Okuldan Sizler mezun olan şu tayfa. evet okuldan mezun Mezun olup tayfa. FYBS İyi sınavından. tayfa. Biziz. Evet. Harika, mükemmel. Biz sadece bir Hepsiyle kısmıyız. konuşmuştuk. Ay ay. Güzel. Ama sizin isimleriniz bana geldi. Sen Marks'ın. Sen Flavius'un. Seni tam çıkaramadım, kusura bakma ama. Minoru efendim. Tamam, harika. Bir Aynen de tabi. Oku yaka kartından Ace amına. var. Çaktırma lan. Ben gel kenara çekildim. Yok, sen bende kayıtlısın güzelim. Önemli mevzular var. Bunlar mezun mu? Hı. Bunlar serbaz büro için ya da bakanlık için ileride başvuracak olan kişiler. Hangi işe başvuracaksınız? Profesörlük. Diğerleri? Diğerleri. Ne Sana diyor. yapacaksınız? Benim hedeflerim arasında serbaz olmak var. Diğerlerini bizim takıma çekmeye çalışıyorum şefim şu an. Evet efendim. Benim takıma gelin diyorum. Çek çek. Avantajları neler peki? Siz mi Ama bir anlatırsınız? efendim. Avantajları senin takımının avantajı ne? Adama açıkla ben mi açıklayacağım ya? Mesela Dumbledore bildiğim gelmiş galiba kadarıyla tatilden. öyle mi? Bir Okulda mı şey diyeyim. istiyorlar? Mükemmel bir zamanlamada gelmiş, bir görmemiz lazım Kim kendisini. gelmiş? Baydan bulur. Ha. Madem Elina, Şimdi bildiğim çocuklar. kadarıyla serbazlarda iki farklı tim varmış. Evet. Bu kadar. Bu timlerin mesela olayı ne? Ama sen Oğlum siz geleceksen hiç sana bunları bizim anlatırım. seminerleri dinlemiyor musunuz? Ben gelemedim ya, ona yetişemedim. Devirdeydim. Efendim bende XP12 var, ondan dolayı bilmiyorum, unuttum.
Oğlum sizde nasıl bir vibe var biliyor musunuz? Parayı bulunca her gün gece kulübünde bir karayla yatıp kalkacak potansiyel görüyorum ben sizde. Yok benim para hani... vardı da kaybettim kumarda. Neyse ya. Ben bir Dumbledore'la konuşmaya gidiyorum. İsterse çağırırım seni. Biliyorum, biliyorum. Ben konuşur. Önemli bir mevzu var. Ben sana yol boyu bir şey anlatayım ya. Ya Dumbledore'la bir işim yok oğlum. Senle bir işim var. Benle ne işim var senin yine amına koyayım ya. Şimdi sıkıntılar var. Ne sıkıntısı var yine ya? Bu Sed öldü biliyor musun? Hı. Sed'in ölümünden sorumlu olan kişiyi Lord istiyor. Kim öldürdü Sed'i? Öldüren kişi Corbin. Nasıl Corbin? Şeyde öldürdü işte. Neyde öldürdü? Malikanede öldürdü, zindanlarda. Fakat buna sebep olan kişi. Şey ya. Yok, Letifold. Hı. Corbin değil. Bu ismi biliyor zaten. Onun öldürülmesine yana sıkıntı yok. Burada kimin parmağı var? Bunu soruyor. Kimin parmağı var peki? Yani ya Tommy ya Demon. İkisinden biri. Çünkü o gün kendisi gelip konuşmak istediğinde beni çıkarttılar odadan. Demon ve Tommy vardı odada. İkisi konuştu onunla. Bunu da benim üstüme yıkmayın. Siki veririm valla. Yeter artık. Her şey benim üstüme kalıyor ya. Dur Dumbledore'a da baykuş atacağım zaten. Ya başka bir isim sordu. Ben dedim egze yapmış olabilir dedim. İhtimali var. Uzun zamandır görmüyorum. Evet. Ya kardeşim ne var bir kere daha coverlasın. Yeter be. Ne şey çektik be. Dur bakayım Dumbledore'la. Bu adam da ne uzun tatile gitti amına koyayım. Nereye gitmişti bu hatırlıyor musun? Yok hayır. Sorarız. Bu şey olayını söyleyeceğiz mi lan? Davada ölmeme olayını. İstersen çınlatalım. Sen konuş. Bir ufak çıtlatalım şu adama da yani yoksa derdimiz büyük. Kanka adam daha gözünü yeni açtı. İlk karşılaşacağım mevzu bu ya. O zaman söylemeyelim mi? Ne diyelim? Bir bakalım. Bence bir şey yapalım ya. Çınlat istersin. Dur bakalım hadi. Şeye göre. Durumlara göre. Okulda mıdır? Nerededir ki ya? La çocuk Dumbledore'u gördün mü? Evet efendim. Nerede? Şuradan birkaç sesler geliyor gibi. Şu an içerideler öğrenciler. İçerideler içerideler. Ama... Şu arayı kapatalım ya Dumbledore'la. Bay Dumbledore. Merhabalar. Mı? Merhabalar. Hoş ha? Geldiniz efendim. O olayı çöpte atacağız mı adamı? Hoş bulduk. Merhabalar. Ufak bir görüşmem bence vardı. Eğer işiniz yoksa görüşmemi hemen bitireyim. Sonra yanınıza gelin. Hazırlıklı olur mu? Tamamdır. Önemli sağ bir şey konuşacağız da bekliyoruz Bay Dumbledore. Tabii hemen. 2 dakikaya biter zaten. Geçelim oturalım biz şurada. Hoş geldiniz efendim. Pardon lan dedim efendim kusura bakmayın da. Efendim ya yani, rica alabileceğim bir konu vardı mı size? Geliyorum. Yok çocuğum. Yavrum ya. bir saniye yavrum. Hayatım canım balım hadi bakalım. İyi günler efendim. Söyle. Bir şey soracağım. Sor. O gün şu öldürülen kişi Sed. Evet. O gün ne konuştunuz? Ha şey dedi. Neydi onun adı? İşte aramızda hain olduğunu biliyoruz. Size bütün bilgileri verdiğini de biliyoruz. Sadece bize kim olduğunu söyleyin. Ne istiyorsanız yapmaya hazırız falan filan ayağı çekti. Onun üstünde bizi manipüle etmeye çalıştı işte. Şey falan dedi yani. Zaten bunlar dedi işe yaramazlar dedi falan filan. Kendi tarafına saydırdı. Ama bunu yaparken işte bizden amacı bilgi almak. Bilgi alırken de kendi götünü kurtarmak. Sanki kendi hiç bilgi vermiyormuş gibi. Vesaire. Ve biliyorsun yani öyle elini kolunu sallaya sallaya yanımıza gelip istediğini alıp gitmesine izin verecek halimiz de yoktu. Akıllansın diye hırpalattık. Ondan sonra sen biz de işte Demon'la baylar gittik. Kusura bakmayın birazcık beklettim. Biraz dalga geçtik. İkisi de ölmüş. Hoş geldiniz öncelikle okulumuza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sizin arayı kapatmamız gereken çok fazla konu var. Tabii. Lütfen odama geçelim. Sizi burada ağırlama. Ayıp olur. Yeni nöbetçi mi aldınız Bay Dumbledore?
Hayır diyor. Ama beklemek isteyen bekleyebilir. Böyle bir yasak yok sonuçta. Buyurun önden lütfen. Bu kapı bozuk. Yavaş. Biz de bunu şey yapamaz mıyız ya? Bir yağlasak, bağlasak bakış yönünü değiştiremez miyiz? Adam çıkamadı galiba. He, geldi. Çıkıyordum, buradaydım. He, bu görmedim ya falan. Buyurun, buyurun. Evet, sizleri dinliyorum baylar. Sizin tatiliniz boyunca çok biraz önemli şeyler oldu. Ne gibi şeyler? Şimdi nereden başlasak bilemedik ama ben gireyim mi direkt ben baytalmayayım? Bence gir. Ölümsüz birisi var. Ölümsüz birisi. Kulağa komik geliyor. Peki, havada devam et bakalım. Kedavra lanetinden kurtulan birisi var. Lord. Bobby ve Demon aynı anda havada atmalarına rağmen ikisinin havadasından da kurtulmuş. Bunu Bobby birazcık daha iyi açıklayabilir diye düşünüyorum. Dinliyorum Bobby. Lütfen hiçbir detayı anlat. Hiçbir detayı atlamadan anlat. Tabii ki efendim. O gün Bay Demon'la Karanlık Lord Örümcek Mağarası'nın orada konuşurken ben de oradaydım. Bazı şeylere şahit oldum. Bize bir takım güven testinde bulundu. Birbirimize karşı zarar verip vermeyeceğimizi seslettim. Ben aslında şimdi siz az çok şeyi biliyorsunuz. Egze'nin, benim. Bir de birkaç kişinin daha. Bir takım görevleri var. Buna daha önce şahit olmuştunuz. Burada Lord'a karşı güven sağlayabilmek adına Bay Demon'u öldürmek istediğimi ilettim. Ki yapacaktım da. Çünkü bazı şeylerin gerçekçi bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Tam o esnada asamı kaldırıp bunu yapmak istediğimde beni durdurdu. Demon bunu kabul etmedi. Aynı teklifi ona sundu, kabul etmedi. Sonrasında bizi gerçekten orada salak yerine koyup ardından bana gelip kendisini öldürmemi istedi. Daha öncesinde aslında ben bu tarz şeyler hissediyordum. Çünkü giderek daha fazla güçlenmeye başlıyor ve mutlaka bir şeylere güveniyor. Karanlık ordu ya da daha farklı şeyler. Tam bu esnada biz Demon'la göz göze gelip Karanlık Lord'a karşı Avada uyguladığımızda Avada'nın vücudundan sektiğini fark ettik. Hiçbir şekilde işlemedi. Sonrasında beni öldürebileceğiniz mi sandınız? Tarzı cümleler kullandı ve güldü. Sonra oradan uzaklaştık. Peki bütün hepsi bu kadar mı? Evet. Sonra sizler uzun bir süre hissettiniz? Yani merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim, ben zaten kendisini bir ortamda az çok hissedebiliyorum. Yaklaştığını ya da ne bileyim o an bir takip sürecinde olduğumu, sürekli nefesinin ensemde olduğunu hissedebiliyorum. Muhtemelen bu görevden kaynaklı olarak bir tık bana fazla titriyor. O gün benden bunu istemesinin sebebi de bence buydu. Zaten ölmeyeceğini biliyordu. Yani ben bunu yaparken açıkçası kanım dondu. Ama herhangi bir sonuç yok ortada. Anladım.
İki Avada Kedavra lanetinin aynı anda uygulandığı bir an. Ne kadar güçlü bir enerji yansıması değil mi? Kesinlikle. Yine de büyü dünyamızda bazı olaylar vardır ki duyularımızın ötesine geçer Bobby. Avada Kedavra'nın ne kadar kesin olduğu bilinir. Elbette, fakat lanetin özünde yaşayan bir karanlık büyünün enerjisinin her ruh üzerine aynı şekilde işleyemeyeceğini gösterir. Bu da en büyük örneğidir. Şunu düşünmenizi rica ederim. Birinin kendini Lord ilan etmesi onun büyü ve karanlık sırlar üzerindeki yetkinliğini mi ima eder, yoksa yalnızca bir maskeden mi ibarettir diye düşünüyorum. Şimdi siz kedavra uyguladığınızda, eğer ki bu adam ölmediyse, bunun iki sebebi olabilir. Birincisi, tılsım. Ortamda herhangi bir tılsım hissediyor muydun Bobby? Yok, hayır. Peki Lord'un üstünde bir tılsım hissediyor muydun? Sanırım bu da hayır. Yani her zaman ne hissettiysem onu hissediyordum. Ama o an aklıma şu geldi. Acaba gördüğümüz görüntü gerçekten o muydu? Yoksa bir yansıma mıydı? Ya da zihinlerimizin içerisinde mi geziyordu o sırada? Bize bir şeyler mi göstermeye çalışıyordu? Her olasılık değerlendirilebilir Bobby. Düşünmem lazım. Eğer ki zihinlerinizi kesin bir şekilde kurabildiğinize inansaydınız, izleyeceğimiz yol çok daha basit olurdu. Ama kedavra gibi bir lanetin yalnızca yaşamı sona erdirdiğini biliyoruz. Ancak bir büyünün etkisi sadece onun gücünde değil. Dediğimiz gibi, uygulanacağı ruhun dokusunda da gizli oluyor. Öyle ruhlar vardır ki karanlık büyülerle dokunmuş ve kendi korumalarını yaratmıştır. Bu, Lord'un ölümünden nasıl kaçındığını belki de yalnızca lanetin güçlüğünden değil, ruhundaki o karanlıktan olabilir Bobby. Ruhunu bir şekilde absorbe edip saklamış olabilir. Bu benim düşüneceğim ilk yol olur. İkinci yollar çok daha uzak ve kesin olmayan yollar. Aynı senin zihninde olması ya da o ortamda hiç bulunmamanız gibi. Ya da bunların tamamen size oynanan bir oyun olması gibi. Benim tahminimce Bobby ruhunu bir şekilde absorbe etmeyi başardı. Ama bunu nasıl yaptığını henüz maalesef bilmiyorum. Çünkü en mantıklı yol bu. Eğer ki absorbe etmeyi başardıysa bunu biz de başarabiliriz. Ve bunun nasıl kırılacağını da öğrenmiş oluruz. Düşünmem lazım. Aslında bir detay daha var. Nedir? Ama ne kadar işimize yarar bilmiyorum. Kendi atalarından kalma bir yüzük gösterdi Bay Demon'a. Yüzüğü çıkardı, elinde çevirdi. Ve Demon'a dedi ki, bunun ne olduğunu biliyor musun dedi. Sıradan bir yüzük. Bir yüzük Salazar, gösterdi demek. Evet, Salazar Slytherin'in aileden aileye yadigarı olan bir yüzükten bahsetti. Ama detay vermedi. Rastgele bir yüzüktü. Bildiğimiz alyans gibi bir şeydi. Peki, atasının kim olduğunu öğrenebildiniz mi? İsmi ya da cismi, her neyse. Yani Salazar ismini duydum. Salazar Slytherin'in yüzüğü. Sanırım ondan ona yadigar kalan bir nesne. Bu eğer böyleyse çok kutsal ve kadim bir yüzük olması lazım. Salazar Slytherin bu okulun dört büyük kurucusundan bir tanesi bildiğin üzere. Ve bu yüzükte ne tarz büyüler ya da ne tarz güçler uygulandığını hiç bilmiyorum. Eğer yüzüğü görme şansım olsaydı kesin bir şey söyleyebilirdim ama olasılıklar çok fazla. Büyü dünyasında hiçbir şey kesin değildir ama emin olduğum tek şey
yakında olduğum ve gördüğüm her şey kesinleştirilebilir. Bu konu üzerine en yatkın olabileceğimiz şey yüzüğü bulmak Bobby. Yüzüğü bulursak emin ol bunun kaynağını da öğreniriz. Yani bu yüzüğün bir avada hissettirebilme özelliği olabilir mi? Bir tılsım ya da ne bileyim. Kesinlikle. Dediğin gibi çok kutsal ve eski zamandan kalan bir yüzük. Eski zamandaki büyüler ve tılsımlar çok daha farklı, çok daha keskindi. Bu yüzden yüzüğü bulursak emin ol çözümünü de bulacağız. Tamamdır efendim. Şefim, Bay Tomi sizin söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Dünkü okul saldırısından haberdar mısınız Bay Dumbledore? Dünkü okul saldırısı mı dedin? Evet, dün bir okul alma çabasındaydılar da püskürtüldüler. Hızlı bir şekilde tepki gösterdiğimiz için. Evet, haberdardım. Büyük ihtimalden bundan dolayı kişiler çok daha sinirlenip çok daha ani kararlar alıp bir anda okula saldırmak isteyebilirler. Biz aktif olarak zaten burayı gözlüyoruz ama dikkatli olmanızda fayda var. Geçen geldiklerinde Lord yoktu adamlarla birlikte. Ama bu sefer onunla beraber geleceğini düşünüyoruz. İzin vardı ama ayrıntıları çok yoktu. Okulu çok istiyorlar gibi. Son zamanlarda okula yönelik çok fazla hareket yapıyorlar. Profesörlere bir sorguyu aldık. Çapraz sorguya. Onlara çalışan bir profesör var mı falan diye de raporlardan herhangi bir şey çıkmadı. Yani demek okulu çok istiyorlar. Yani bu konu hakkında ne düşündünüz peki? Güvenlik açısından soruyorum. Güvenlik açısından çok fazla okula girip portkey yapabiliyorlar. Gerçeklik hançeridir, şeydir. Profesörlere ekstra bir eğitim vermeniz gerekebilir. Gerçeklik hançerini anlamayla alakalı falan. Ya da bir öğrenci kaçırıldığını hemen haberiniz olursa çok daha hızlı aksiyon alabilirsiniz. O öğrenciliğin kırığında gelebilecekleri için. Genelde gerçeklik hançerini kullanıyorlar okula girmek için. Maskeli bir şekilde girmeye yeltenmiyorlar hiçbir zaman. Portkey ve gerçeklik hançeri demişken aklıma bir şey geldi. Sanırım siz de bir portkey yapmışsınız. Bir hane. Slytherin hanesinden serbaz karargahına yapmıştım bir tane. Ani durumlarda kaçış için. Ve bunu sanırım bildirmemişsin. Bunun üzerine birkaç şey duymuştum. Hı hı. Sebebi nedir Exe? Çünkü o anda biz Slytherin hane profesörünün hain olabileceğinden şüpheleniyorduk ve kimseye söylememiz gerekiyordu. Siz de yoktunuz. Siz olsaydınız size söyleyecektik. Ve şüphelerimiz olduğundan öğrencilerin de o anda eğer bir saldırı anı olabilirse oradan kaçmalarını sağlamak için onu yapmıştım. Çünkü eğer bir saldırı olsaydı Slytherin hanesine orada kapalı kalacaklardı ve adamların eline çok sayıda rehin olacaktı. Pekala. Bu ölüm yiyenler konu. Aslında her şekilde bildirilmesi lazımdı Exe. Bir düşündüm de. Yani bakanlıkta üstlerim biliyordu. Fakat okulda o an dediğimiz gibi siz de yoktunuz. Ve okulda bir hain olabileceğinden şüpheleniyorduk. Bay Tommy, Demon, ben. Bu anda eğer söylediğimiz anda öğrencilerin hayatı çok daha büyük tehlikeye girerdi. Öğrencileri düşünmen çok büyük bir incelik Exe. Senin bu hareketin yüzünden çok gururum okşandı. Fakat okulda bir tek benim gururumun okşanması demek diğer profesörlerin aynı düşüncede ya da diğer üst kurulların aynı düşüncede olacağı anlamına gelmiyor. Böyle bir durumda efendim. Size anlıyorum ama bu da bizim işimiz.
Onların gururu inanın umurumuzda değil. Ben o Porky bilgisini onlara veririm. Bu bilgi işte bir şekilde dışarı çıkar. Sonra o Porky bir anda serbest karargah yerine malikane, ölüm yiyenlerin karargahına dönerse evet. İşte o zaman sıkıntımız çok büyük olur. Böyle durumlarda yani siz de bize anlayış gösterin ki anlayış risk alamayız. Gösteriyorum Tommy. Dediğim gibi bendik herhangi bir sorun yok. Zaten bu duyumu bir profesörden aldım. Kendisi şikayet ediyordu. Böyle bir şeyin bize söylenmemesi büyük bir tehlikeye yol açabilirdi. Şikayet dediğim gibi bendik hiçbir sorun yok. Profesörün adını alabilir miyim acaba? İsmi önemsiz. Fark eder mi Egzo? Bir profesör. Hogwarts bünyesi altında çalışan biri. Yani Hogwarts bünyesinin altında çalışan birisi karanlık büyücülere de çalışabilir. Aynı zamanda bakanlıkta çalışan birisi de çalışabilir. Bizim en büyük işimiz, en büyük görevimiz şüphelenmektir. Ben serbaz olarak herkesten şüphelenmek zorundayım. Yeri geldiğinde belki sizden bile şüphelenmek zorundayım ki görevimi iyi yapabileyim. Ve orada benim güvenmediğim bir insan vardı. O Silten hane başkanı Bay Anos'tu o dönemde. Ve Bay Anos'un hain olabileceğinden şüpheleniyorduk. Bu şüphe doğrultusunda biz de dedik ki bakanlık üstleri olarak diyelim oraya bir tane portkeyimiz bizim kalsın. Ne olur ne olmaz. Kimse de bilmesin. Çıkarırız. Ki hatta bu olay bakanlık nezdinde öyle planlanmıştı ki bizim o an içeri girecek gerçeklik hançeriyle içeri girecek serbazlarımız bile kesinleşmişti. Serbazlar iki öğrenci kılığında içeri girip öğrencileri örgütleyip aynı anda bütün öğrencileri çıkartacaklardı oradan. Ve direktman serbaz karargahındaki hangiydi? Nezarethaneye gideceğinden dolayı orada da tılsım vardı. Oraya adamlar gidemeyeceğinden çok daha güzel bir kurtarma operasyonu olacaktı. Ama dediğimiz gibi Bay Tomlin'in de dediği gibi eğer bu portkey bilinseydi karanlık malikaneye dönebilir ve çok daha ardı alınamayacak sonuçlara yol açabilirdi. Anladım. Bu arkasındaki büyük hikaye için çok teşekkür ederim. Zaten bunu ben düşünebiliyordum. Senden tek isteğim böyle durumlarda sadece bir mektup da daha iyi olsa masama bir baykuş yoluyla da bıraksan çok daha iyi olur. En azından dediğin gibi benim bilgim olsun. Ki ben de size bu konularda yardımcı olayım. Merak etmeyin. Bundan sonra her zaman olacaktır. Zaten siz tatildesiniz diyeydi. Tatilden geldiğinize göre, burada olduğunuza göre bizim yapacağımız şeylerden sizin haberiniz zaten olur. Sizin okulunuzda sizden izinsiz bir şekilde bir şey yapmayız tabii ki. Şüphem daha yok. Teşekkürler Eksa. Ölüm yiyen konusunda eğer okula bir daha gelmeye kalkarlarsa onlara ikinci bir ders vermenin vakti geldi. Sonuçta profesörlerimiz boşuna mı duruyor değil mi? Okula bence yaklaşamayacaklar bile Bobby. Bu konuda aklınızda bir şüphe kalmasını istemiyorum. Hele de ben varken öğrencilerimi korumakla yükümlü biri olarak gördüğüm ben varken okulun yakınına dahi gelemeyecekler eminim. Şeyden haberdar mıydınız? Gryffindor ve Hufflepuff hanelerine yapılan portkeylerden. Bunlar ölüm yiyenler tarafından yapılmıştı. Ve eğer serbazlar ölüm yiyenler tarafından bizim tarafımızdan yapılmamıştı. Ve bunlar serbazlar tarafından Bobby ve kim bulmuştu? Lil mi bulmuştu Bobby senden beraber? Evet, bir de Leo vardı. Okuldaki bir soruşturma anında bulmuştuk. O gün o portkeyler orada olsaydı okulun alanında okul alınmıştı Bay Dumbledore. Hanelere bile çok rahat bir şekilde girebiliyorlar. Anladım. O zaman bazı tılsımların ve güvenliğin ilenmesi vakti gelmiş gibi. Bu konu hakkında özel çalışmalar yapacağım. Size teşekkür ederim bu profesyonelce işbirliğinizden dolayı. Ama hiçbir bilgim yoktu siz söyleyene kadar. Tabii ki siz tatildeydiniz. Her şeyi size söyleyemezler geldiğinizde olan. Ama maalesef. Çok büyük güvenlik zafiyatları verildi dediğimiz gibi. Bu yüzden bizi de lütfen biraz anlayın. Çünkü profesörler de birisi A derken birisi B diyebiliyor. Çok güvenemiyoruz kişilere. Güvenemediğimiz kişilere de burada portkey var buraya gidiyor dersek adam bir değiştirdiniz. Bütün her şey çok
Değişebilirdi. Bu konu hakkında da profesörlerle özel bir görüşme yaparım. Tabii ki. Başka bir şey var mıydı Bayton? Sanırım yok. Biz o zaman peki, yavaşça öyle gidelim. Vaktinizi almayalım daha çok. Yo, ne demek. Geldiğiniz için ben size teşekkür ederim bu bilgileri bana aktardığınız için. Önemli değil her zaman. İyi günler dilerim. Kapıya kadar eşlik et. Sağ olun efendim. Bence baylar çıksın. Biz sizinle ufak bir şey konuşalım. Ha, tabii. Tabii tabii. Neden olmasın. İyi günler. Exeve bu. İyi günler. Exe. Yarrağıma bak ya. Benim haberim olsun diyor. Amına koyacağım bak Dumbledore ona. Yine başlayacaklar arkalarına. Yok ya. Ulan iyilik de yaramıyor ya. İyilik de yaramıyor insanlara. Adapte sürecinde ya. Alışır. Adapte süreci de ya. Lan. O portge gitseydi yarrağı yemiştik ya. Beni çağırıyorlar diğer taraftan. Git sen git hadi. Sen gelmeyi planlıyor musun o tarafa? Bu aralar çok fazla uğramayacağım. Çok fazla dikkat çekiyoruz. Başka tamamdır bir zaman. Doğru sen orada olur bil tamam mı? Tamam. Hı-hı. Oğlum sen nöbetçi misin burada? Hayır efendim. Nesin? Öğrenciyim. Niye nöbet tutuyorsun Bay Dumbledore'un kapısının önüne? Ben nöbet tutmuyorum. Sadece Profesör Dumbledore'u bekliyorum. Tamamdır hadi bakalım. Ne oluyor lan? Işığı kapat lan. Kapattık be birader. Birader mi? Hayırdır birader sen bana birader falan. Hayırlı günler. MIT'reksin diye hadi bakalım. Fotoğraf çekin. Kingsley ne yapıyorsun lan? Abi fotoğraf çekin. Oturuyorum sen. İyi. Dumbledore gelmiş. May. Yarı iletirim. Okulda mı? Okulda. Sağ ol. Odasında konuşacağın bir şey varsa bir yere git anlat. Şu an biz bazı şeyler şey anlattık ya da. Ha bu arada gelsene sen. Ha gel. Selam verdi borç çıktı. Bu he, dünkü olayı hatırlıyorsun değil mi? Okula girme olayı. Yok yok. Bu biz perikul matmamıza rağmen gelmemişti Wolf falan hani. Hı hı. İşte onunla ilgili ben büro başkanına gitmiştim. Katiki başkanına yönlendirdi bizi. Hı-hı. Bir ara onunla konuşursunuz dedi durumu. Katiki başkanı yanımdaydı. Keşke söyleseydin konuşurdum. O da Dumbledore'la konuşurdu. Ben tam odaya gittiğimde işte Wolf da bu durumu anlatmak için gitmiş. Senin bağırıp galiba büroya girip bağırıp çağırmışsın bu. Ufak bir bağırıp çağırmadım gibiydi ya. Ne yapıyorsun burada falan diye. Beni mi şikayet ediyor? Yani bu olayı bir çözüm bulalım falan diyordu. Büro başkanına. Çözüm bulalım falanmış. Tamam bıraksın. Büro başkanı da öyle dedi. Eğer ikisine yetiştiremiyorsan seç birini dedi. O da şöyle dedi. O şekil değil aslında. Şey manasında demiştim. Yani burada zaten sadece bir 20 dakikalığına oraya gidiyorum falan filan. Bununla ilgili bir çözüm bulalım falan. Seherbazlık daha önemli ya. Seherbazlığa gelecek. Ben sırayı aldığımda yine aynı şekilde aynı şiddette konuşurum. Yani bazılarını anlamıyorum. Ben de Vizangamot'tayım. Ya bak sen de Vizangamot'sun. Önemli şey, o bir şey olduğunda direkt geliyorsun ya. Bak biz perikulum attığımızda birisi ölüyor olabilir. Birisi yani kaçırılıyor olabilir. Birisi Vizangamot da orada ayak ayak üstüne atıp da konuşmak mı yani? Eğer adam akıllı yapamayacaksa yapmasın. Yani ben bilmiyor muyum böyle sahayı ustaya bırakıp ben gidiyorum Vizangamot büroya da. Sen de keyif çatmaya orada şey yardım bilirsin ediyoruz yani. Zaten sayımız az orada. Hepsinin şeyini sorgusunu almak zorundayız. Gitmiş bir de Vizangamot'ta biri şey beni şikayet ediyor. Bakayım gelsin sırada karşıma. Ailem aile dedik amına koyayım bir olun dedik. Halen bir olmuyorsa ben bunda bir şey ararım. Adı nedir? Art niyet ararım. Bakalım. Şu göreceğiz an şeydeler ya bir görevdeler. Default çağırmış bunları.
Etifold ne diye çağırmış. Birinin cenaze töreni varmış. Hı-hı. Oraya gitmişler. Neredeymiş? Sen niye gitmedin? Whitefire'da. Sadece o ikisini çağırmış. Etifold kimi çağırmıştı? Wolf ve Travers. Bunlar çok fazla beraber takılıyor ve çok fazla ayrı takılıyor. Farkındasın değil mi? Yürü nebe Wolf. Ben bir bok olabilir bunlar. Gerekli ikazı bugün yaptım. Ne kadar aranızda iletişim bağı kurmak da istiyorsanız, güvende oluşturmak istiyor olsanız bile belli bir süreden sonra bir girdabın içine kapılırsınız. Ne olduğunu şaşırırsınız. Bir anda yanlış duyguları beslersiniz. Bakalım Etifold ne konuşacakmış. Göreceğiz, bakacağız da gidene yani. Bir 8 dakika oldu onlar. Canımı feci sıkmaya başladı. Aha, kat başkanı geldi. Gel konuşak. Bay Tommy. Efendim, Tommy. Reisi, neredesin? Bir, buradayım burada. Bir gelebileceğiniz mi? Önemli bir şey var ya. Oğlum adam önemli bir şey var diyor. Sen diyor ki çay içiyormuş ya. Gidin için ne yapıyorsanız yapın. Bu şey konusunda size geldi mi bilmiyorum. Yürüne ve Vizangamot Büro konusunda. Nedir geldi konu? Mi? Gelmedi mi? Yok. Şöyle kısaca anlatayım. Biz bir periculum atıyoruz. Hani siz çapraz sorgu yapın, hepsini aynı anda alın dediniz ya. Evet. Bize 10 serbaz lazım o sırada. 10 tane evet. Serbaz olması için çağırıyorum herkese. Herkese baykuş atıyorum. 3 periculum, 2 baykuş atıyoruz. Derhal gelin diye. Ne bir baykuş atıyor bana ne bir şey yapıyor. Ustaya galiba baykuş atmış ama rastgele ben Vizangamot'tayım tarzında. Ben Vizangamot Büro'ya gidiyorum. Bakıyorum orada ayak ayak üstüne atmışlar. Vizangamot Büro Başkanı ile konuşuyor. Bana oradan burada işim var efendim falan filan ayağa çekiyor. Ben de o zaman tamam o zaman falan deyip orada birazcık sinirlenip çıkıyorum. Çok fazla bağırmıyorum sadece. Maksimum tamam o zaman kal burada diyorum ve çıkıyorum. Gitmiş beni büro başkanına falan şikayet etmiş. Efendim falan diye. Biz bir şey çağrı attığımızda bir servazımız ölüyor olabilir. Herhangi birisi ölüyor olabilir. Ya da yaralanıyor, kaçırılıyor olabilir. Vizangamot büronun konuşması mı önemli? Yoksa bir serbaz büronun çağrısı mı önemli? Vizangamot büroda daha sonrasında konuşamaz mı? Yani şöyle Egze, ben bazı şeyleri açıklamakta çok zorlanıyorum artık. Hani insanlara galiba böyle nasıl desem, sözlük vari ama 3 yaş sözlüğü gibi anlatmam gerekiyor. Şimdi seherbazsındır ve Vizangamot'ta çalışıyorsundur. İkisi aynı andadır. Seherbaz perikulumu gelir. Yani yanlış anlamayın söyleyeceğim şey. Aptal gibi sırada boş boş takılıyorsunuzdur. Görev dağılımı yapıyorsunuzdur. Shacklebolt'a veya sana der ki Vizangamot'ta işim var gidebilir miyim? Gider. Veya Vizangamot'tadır. Aptal gibi sohbet ediyorlardır. Serbaz büroda bir şey vardır. İzin alır, serbaz büroya gider. Yani buradaki işin ağırlığı ne taraftaysa onu insan beyni seçebilmeli. Evet, çok haklısınız. Mesela Kingsley bunun şeyini çok iyi yapabiliyor. Kingsley hiçbir zaman ihtiyacımız olduğunda çağırdığımızda gelmemezlik yapmadı. Kingsley de Vizangamot büroda çalışıyor ama gidip orada konuşması için bir de ekstra beni büro başkanına falan şikayet etmiş. Bu konuda aynı şöyle konuyla düşün, alakalı. Atıyorum. Vizangamot'ta bir şey konuşuluyordur ve bu konuşulan konu mesela 10 dakika sonra mahkeme vardır, onunla alakalıdır. Hiçbir tamam şey yoktu öyle yani. Rica eder. Yani rica eder de gerek yok. Yani haber verir size. Kalır. Ama orada işte acaba bu hafta hangi kimi siksek diye sohbet toplantı yapıyorlarsa kusura bakmasın kalkıp serbest buraya gidecek. Zaten görevi ben vermişim. Ya gelmek zorunda, gelip en azından bize söyleyip gidip de ustaya atılan bir baykuş bize şey değil. Gelecek orada bize hesabını verecek. Biz ona göre aynen şey yapacağız. Onu açıklayıcı da olmayan da bir baykuş zaten. İşte ustaya da atabilir ama açıklayıcı olur. Usta şefine açıklama yaparken düzgün bir açıklama yapar. Vizangamot demiş gelmeyecekmiş demez. Bana der işte dedi. Denli ki. Konu vermiş. İlgilenecek kimse yokmuş. O, ona görev vermişler. O yüzden gelemiyor der. Siz de dersiniz ki kardeşim burada da önemli bir iş var. Şimdi iki tarafta da önemli iş olduğunu varsayalım. Bu noktada da en son bana gelirsiniz. Ben derim ki yani serbaz büro daha önemli. Beklesin oradaki iş. Oraya gitsin. Veya Vizangamot daha önemli. Serbaz büro biraz beklesin derim. Dengeyi kurarız. Ki onun ama gelmemesi işte sonucuyla mesela şey yaptık. Bir serbaz iki veya üç kişinin sorgusunu aldı. Gelmiş olsaydı herkes bir sorgu alacaktı. İşte ben anlıyorum. Hani
dediğim gibi hani ne taraf önemliyse o tarafa gidilecek. Hani ne taraf sıkışıyorsa o an zor. Çünkü hani bir tarafın işi bekleyebiliyorsa diğer tarafın bekleyemiyorsa bekleyemeyene gidersin. Yani veya... bu konuda daha önce ben de bir gelip burada oldum. Bir de benden konuşmayıp da şey yapıyorsa ben yalnız bunda bir art niyet ararım. Başkana gidiyorsa direkt. O seninle alakalı değil. Shacklebolt durumu biliyor. Bizim söylediğimiz şeyler genelde yanlış anlaşılıyor. Evet, ondan evet. Kaynaklı. Yani biz bir açıklama diyoruz ki mesela Egze. Şimdi siz bu bakanlığa görev alacağınızı hadi bilerek girdiniz. İki tanesinin yanımda ve çağrıldığınızda gelmek zorundasınız. Gelmiyorsanız da haber vermek zorundasınız. Ama bunun hangi koşullardır? Atıyorum mesela bakayım arkamda biri var mı? Yok. Bir tane serbaz burada mal gibi oturuyor. Ben kusura bakmayın işte Oxmed'de görevliyim deyip burada mal gibi oturan bir adam bakanlığa gelmezse buna tepki gösteririm. Anlatabildim mi? Evet ben de ona gösterdim zaten. Dün orada oturuyordum. Burada bahsettiğim şey şu. Hani biz böyle bir açıklama yapıyoruz. Diyoruz ki bakanlık çağırıyorsa gelmek zorundasınız. Ama bu yani önemli bir şey olmadığı takdirde. Yani bu ayrımda ben noktası bir güne kadar anlatmak istemiyorum insanlara. Şahsen bir seçim yapsın, geçenlerde şöyle yani. Bir olay yaşadım. Ya yapamıyorsa da gelsin bana sorsun. Hatırlıyorsan belki bir ara Gringo söylüyordu. Evet. Ben verdim hatta konuşmacı olarak. O sırada bir baykuş alıyorum. Kimlik işlemleri için çağırıyorum. Gelemeyeceğimi iletiyorum. Önemli bir durum olduğunu belirtiyorum. Durumu açıklıyorum. Ona rağmen bir daha baykuş alıyorum. Bu bir emirdir. Bir an önce geç tarzında. Sonra tekrardan aynı şekilde açıklıyorum. Tamam, öyle bir durumda bana haber vereceksin. Yani Gringo sorduyken senin kimlik basman kimsenin sikine değil. Kusura bakma. Yani işte açıklamamıza rağmen böyle olması biraz bir süreden sonra artık can sıkmaya başlıyor. Ya işte Shacklebolt benim hani en son söylediğim şeyleri biliyorsun toplantıda. Hı-hı. Hani bu buradaki ayrımı ayırt edemeyecek potansiyelde insanlar açıklama yapmaktan ben çok yoruldum. Açık konuşayım hani en son ben bir kural koydum. Mesela yeni bir yürürlük devreye soktum. Bunu 7 kere anlattım. Kimse anlamadı. Aptal anlatır gibi sözlük yazar gibi yazdım bir de üstüne. Yine anlamadılar bu arada. Ya sürekli bir şeyleri itelemem gerekiyor. Yani o yüzden hani oradaki hata hani bana yıkılsın şimdilik. Yani yürüneye bir şey demeyin. Çünkü hani biz aslında öyle bir cümle kurduk. Demek ki bunu yanlış anlamış. Açık daha net açıklamam gerekiyor. Yani yürüneye yüklemeyin. Oradaki ben bunu yürüneye şeyden yüklerim. Benimle gelip bir kere bile konuşmayıp gidip başkana yani falan bunu söyleyebilirsin. Gitmesi. Evet yani bunu söyleyebilirsiniz çünkü haber verilmesi gerekiyor. Bu verilen haber de şu değil. Ben işte şu bürodayım. Ben bu bürodayım değil. Benim şöyle bir işim var. Bu yüzden gelemiyorum. Sen de okursun dersin ki ha böyle bir işi varmış. Ama bizim işimiz daha önemli. Sen gidersin büro başkanına. Dersin ki bizim böyle çok önemli bir işimiz var. Hani Vizengamon büro başkanına. O yüzden yürüneyi almak zorundayız. O da zaten sana hayır diyemez. Ya okul gidecek de az kala. Okula halen bir şey zaten. Vardı, saldırı vardı. Adamlar orada büroda oturuyor. Dellendim orada ya. Yani işte diyorum ya sen bu durumu gider. Yani sana açıklama düzgün bir şekilde yapılır. Yürüne der ki işte sallıyorum X konuda rapor tutuyorum. Vizengamot bürodayım gelemeyeceğim. Tamam mı? Sen de dersin ki okul gidiyor aman okuyayım hani. Bunu okuduktan sonra gidersin büroya. Dersin ki böyle böyle bir önemli bir işimiz var. Ben yürüneyi alıyorum kardeşim. Alır çıkarsın. Ben normal şartlarda onun için gitmiştim ama orada bir labalilik gördüm işte bana karşı. O önemli işte. Oğlum gitsene. Tamam. Labalilik gördüm. Yani biz burada konuşuyoruz önemli bir şey falan. He? Dedim ya içimden dedim şey. Sikerler boş ver bunu dedim. Ben alırım gerekirse sorguları dedim. Gittim geri şeye. Biz 8 kişi mi neydik? Serbaz büroda. 8 kişi 10 kişinin falan sorgusunu aldık. Yanlış mıyım Kings'i? Doğru. Ben de aldım hatta 2 tanesini. Bu konuyu sen bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Vizengamot büro başkanı veya bir büro başkan yardımcısı seninle zaten aynı kıdemde. Sana şov yapamaz yani. Anlatabildim mi? Bilmiyorum işte bana başkanı bir şey attı da mektubu tutsaydı ben size gösterirdim. Tamam, ben sana şimdi dengelendirmeyi de atacağım. Yani ona göre takılabilirsin. Ya ben denge menge işinde değilim. Ben tamamen eğer bizim önemli bir şeyimiz varsa bir insanın hayatı, bir okulun kaderi, bir şey önemliyse gelsin ya. İlk önce gelsin. He çok mu önemli bir şey var? Ben zaten adam eksiğimiz de yoksa yollarım yani. Ben de burada kalacaksın diye kimseye demedim şu zaman. Ya tamam demek istediğim şey şu. Canım bir saniye.
Hani burada dediğim gibi şey yaparsın. İşin var dediyse gidersin bir büroya bakarsın. Senin işin daha önemliyse büro başkanı dersin ki bana bu adam lazım, alıyorum çıkıyorum, bitti. Hiç polemiğe girme, yorum yapma, benim işim daha önemli diyeceksin, bu kadar. Cidden önemliyse. Değilse zaten dersin ki tamam, sizin iş daha önemliymiş, siz kalsın dersin, çıkarsın. Tamamdır. Öyle ya, dengeyi onları kuramıyorsa siz kurmaya çalışın kısacası. Ne yapalım, King's'i toplayalım mı serbazlarımı? En son noktada da hani bir şey olursa bana haber verirsiniz, ben hallederim. Tamamdır, sizden zaten şey geçeriz. Bay Dumbledore'da anlamadım ya, gizli önemli bir şey diyorum. Halen diyor bana benim haberim yok. Tatildeydim, nasıl haber edeyim? Ya alışır. O da şimdi yeni yeni baskılardan, tatilden dönünce iş baskısı yaşadı ya ondan. Bu çapraz sorgulardan da bir inceledim. King's'i inceledim mi bilmiyorum da çok bir şey çıkmamış gibi. Bir iki şey var da yani profesörlerinden hain bu diyebileceğimiz kimse çıkmamış. Büyük ihtimalle hançerle yapıldı o şeyler. Tamam, bayağı bir tane saçtırı adam. Onunla ilgili araştırma yaparız. Güzel ihtimali değerlendirelim mi? Evet. Hadi gel King's'i toplayak. Hadi kolay gelsin. Sağ olun, size de. Ölüm yanıları diyorum. Var mı isteğiniz? Ne olmaya? Ne diyorsun lan? Ne olmaya gidiyorsun? Bir bok olama olmaz senden dedi de. Ya Rabbi sabır ya. Görüyor musun? Bir de gidip bay şikayet etmek ne demek ya? Bir de kendini yeni gelenler onu anlamıyor ya. Haklı bulup şikayet ediyorlar ya. Şey oluyorum ya. Bu ne aman akıyım? Bunlar kim? Serbaza başvuracak mezunlar herhalde. Tabii görürüz. Hadi bunlar arkadaşlar. Kim? Tamam, tamam. Alalım size. Bunlar yeni prestij öğrencileri şefim. Serbaz mı? Serbazlar. Evet serbaz olacak. Aday. Aday yiyelim. Serbaz olacak bunlar. Serbazlığı hepsi. Anlattı eline onlara. Onların onlardan kafasında değil mi? Oluşursa serbaz olmak isterlerse olacaklar. İki tane serbaz anlamadım. Adayı, bir tane serbaz adayı var. Şaşırdın mı? Evet. Yok, bir tane daha vardı, onu yolladık kesin şimdi. Evet, onu Alman'ın bir bakanına date'i varmış. Tamam. Onu kesin alacağız ama. Nasıl kim? Kesin alacağız. Mark. Kesin. Mark'ı alıyoruz. Mark Anderson efendim. Tanımıyorum. Neyse, bakalım sizden bir... Biz de şefler olarak ayrı konuşuruz. Alım yapılacak olduğunda falan haber geçeriz. Tamamdır. Hadi bakalım. Yümdelik gidin. Tabii kolay gelsin. Hayır, sen de bir perikulum atsana içeri. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Oluyorsunuz. Eline de adam çekiyor. Alışıyor ya. Yürüne perikulum attık sıraya. Kim? Yürüne dedim ya, rapor tutuyor da. Silva albin olmasın o. Silva değil. Aaa Silva pardon. Kafam daha serbazlarını karıştırıyorsun ya. Sen nasıl ustasın? Şefim siz de var ya, gömüyorsunuz beni kaç gündür, olmuyor, ayıp. Ama sen zaten burada değil misin diye perikoluma gidiyorsun. Mutlu olun diye şefim. Adam yani başka kimseye göremiyoruz ki, şuraya bak. At. Yine perikuluma gelmemeler başlamış. 3, 4, 5, 6, 7. Travers, Wolf sen neydi? Nerede Wolf? Geliyor galiba. Geldi. Tamam, Thomas. Şimdi genel bir rapor alacağız birazdan da. Rahat, bir tek sen duruyorsun de. Boş ver, rahat. Arkadaşlar. Diğer bürolarda işleri olanlarınız olabilir arada. Biz işiniz olmasın falan demiyoruz. Bakın Kingsley'in de işi var. Başka bürolarda işi olanlar Kingsley'i örnek alacak. Eğer burada önemli bir şey varsa gelip bize söyleyeceksiniz. Şeflerinize söyleyeceksiniz. Biz de diyeceğiz ki tamam, orada önemli bir şeyim varmış, git. Bu serbazlık şeyi çok daha acil bir şey. Gidip de adı nedir? Sivrisel Yaptırım Dairesi'nde çalışan birisinin çok fazla acil bir şeyi olamaz. Ama serbaz perikuluma atıldığında ekip arkadaşlarınızdan birisi ölüyor olabilir. Öğrenci ölüyor olabilir. Profesör ölüyor olabilir. Okul alınıyor olabilir.
okulda çapraz sorgu yapılacak olabilir. Serbaz eksiğimiz olabilir. Serbaz ihtiyacımız, yani serbazla ihtiyacımız olduğu zamanlar olabilir. Bu yüzden bize bilgi geçilip öyle gidilecek. Gidip de başkana falan, büro başkanına efendim böyle böyle diye şikayet edilmeyecek. Gelecek ilk başta bana söylenecek. Böyle bir şey varsa. Neyse. Şeyimize geçelim. Eğer bu ikisinin arasındaki, iki büronun arasındaki şeyi yapamayanlar varsa ya büronuzdan ya da buradan istifanızı verebilirsiniz. Sıkıntı olmaz bizim için. İkisini aynı anda götürebilmeniz gerekmektedir. Aynı BKS Kingsley. Dediğimiz şeyler böyle olacak. Onun dışında şu anda günün raporunu vermek isteyen var mı? Söz alabilir miyim ben üstüne? Evet. Şey söylediğiniz şey hakkında bir şey söylemek istiyorum. Geçen gün ben gelemediğimde haber vermiştim kıdemlime. O galiba bilinmiyordu. Bilginiz olsun. Kıdemline verilen haber şöyle. Kıdemli değil, direktman şefe atacaksın. Burada kıdemlinin üstünde şef var. Kıdemlinin başka bir şey olabilir. Bize söyleyemeyebilir. Ya da tam olarak aktaramayabilir. Ya da şöyle bir şey. Ki biz bunu direktman Bay Tommy ile de konuştuk. Serbazla bir perikulum geliyorsa, bir toplanma şeyi geliyorsa, ilk önce buraya geleceksin. Geleceksin bizim yanımıza. Benim acil bir işim var. Gidebilir miyim? Gidebilirsin. Biz hanginize acil bir işim var dedi de izin vermedik. Ya da bir işim var ben gidebilirim. Gidebilir miyim dedi de izin vermedik. Herkese izin verdik. Ayrıca konuya şöyle bir açıklık getireyim. Sadece biz değil. Diyelim biz yokuz sahada, sahadaki en yüksek rütbenim. Gidip de büro başkanı varken büro başkanına değil de tabii ki. Usta şef varsa ustaya. Şef, usta varsa usta. Aynı şekilde. Bu konuda şöyle yanlış söyleyelim. Yanlış söyledim, ben usta yollamıştım. İşte o an sahada biz sahada de olduğumuz için. Onu bahsediyoruz. En üst kimse ona. Baykuş. Ki o an sen gelmediğin için biz iki tane kişinin sorgusunu aynı kişiye aldırmak zorunda kaldık. Çapraz sorgu çapraz olmaktan çıktı. Acil bir durumdu. Neyse. Dediğim gibi bundan sonra bürolarda çalışmak isteyenleriniz olabilir. Ek olarak iş. Tabii ki çalışabilirsiniz. Ama serbazlık ve büronuzun arasındaki dengeyi iyi tutturmak zorundasınız. Bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsanız Kingsley'e sorabilirsiniz. Kingsley gayet açık bir şekilde size bunun nasıl yapılacağını anlatır. Yeni serbazlar alınacak yakında. Yine sayımız gördüğünüz gibi azaldı zaten. Bu yüzden bir serbazın bile önemi bizim için çok önemli. Gidip adamların karşısına 5 kişi 6 kişi çıkamayız hiçbir zaman. Bu perikulumların önemini artık anlayın, kavrayın. Bir daha perikulum kaçıran olursa sıkıntıya girer. Yapmayın yani öyle şeyler. Perikulumlarınızı kaçırmayın. Şimdi bugünün raporunu vermek isteyen, bugünle alakalı bir rapor geçmek isteyen var mı? Bugün gayet boştu şefim. Herhangi bir olay yoktu. Bugün gayet sakindi. Evet Elina. Normal serbaz Elina Smith. Normal serbaz. Şefim. Bugün boştu. Ben de bestiş öğrencileri gördüm. Onlara bir yol göstermek için burayı falan gezdirdim. Bir şeyler anlattım. Öyle bir şeyler yaptık yani aramızda. Güzel. Yani prestij öğrencileri okuldan bildiğim kadarıyla 10'a yakın öğrenci mezun olmuş durumda. Bu öğrenciler bakanlık, serbazlık, profesör taraflarını seçebilirler. Belki de karanlık yollara da düşebilirler. Bu yüzden olabildiğince fazla kişiyi, ya fazla kişi de değil aslında. Bizim asıl ihtiyacımız olan sayı değil. Bizim asıl ihtiyacımız olan nitelikli kişi. Bulabildiğiniz nitelikli kişileri, serbazlık görevini iyi yapabileceğiniz mezun olmuş kişileri Elena'nın yaptığı gibi anlatmanız bizim için daha iyi olacaktır. Bu duruma ek olarak bu sınavdan mezun olamayan kişilere de dikkat edin. Benim birkaç konuşmada sezdiğim üzere bakanlığa sınavın zorluğundan ve aynı şekilde profesörler de sınavın zorluğundan bir
serzeniş var. Yani bir sinirlilik var. Bu durumu ölümleyenler kullanabilirler. Biliyorsunuz çünkü öğrenciler prestij eğitimini almadan herhangi bir şekilde bakanlıkta işe giremezler. Çoğu yerde de işe giremezler. Bunu fırsat olarak kullanabilirler kendilerine çekmek için. O yüzden mezun olamayan öğrenciler üzerine de bir etkiniz olsun. Onların bir şansı daha olduğunu onlara yedirin, öğretin. Her şey bitmedi. Bir iki haftalarda tekrardan sınava girebilirler tabii ki. Ve serbaz olabilirler. O yüzden mezun tarafa birazcık daha odaklanın. Okuldan mezun olan nitelikli öğrenciler bizim her zaman işimize yarar. Gidip başka okullardan mezun olmuş kişilerdense bu okuldan mezun olmuş en azından ölünmeyenlerden birkaçıyla iletişimde olan ve genel alanı bilen kişilerden olması ekibin çok daha faydamıza olacaktır. O yüzden Hogwarts'tan mezun olmuş kişilere birazcık daha yakın olursanız bizim için iyi olur. Başka diyecek bir şey olan var mı? Yok mu? Bakın. Bir şey varsa söyleyin. Serbazlarda son zamanda herhangi bir şeyi rapor etmeme seziyorum. Olayları. Biz sonradan öğrenirsek sizin için kötü olabilir. Evet Elina, yine sen. Şefim, aklıma geldi şimdi. Ben size geçenlerde bir hakkında danışmıştım bu baykuş tüyü olayında. Evet, onu bir konuşalım. Ustam'la da konuştum. Bu profesör odasına gitmeden önce iki tane maskeli kişi bir tane öğrenciye profesörlere nasıl ulaşacağını falan sormuşlar. Daha sonrasında görürlerse baykuş atmalarını ve baykuş tüyünü uzatmışlar öğrenciye. Ben de o baykuş tüyünü aldım. Eğer isterseniz bir operasyon düzenleyebiliriz. Düzenlenebilir de sayımız sanki bunun için yeterli mi? Kaçız? 3, 6, 8, 10. Yani onları 10. Bir yem atabiliriz diye düşündüm. Buradaki tek sıkıntımız bu adamlar cidden soru sormak için bunu yaptılarsa halktan birilerine operasyon yapacağız, anladın mı? Bu da bir sıkıntı aslında. Yani ben size söyleyeyim yine de. Yani aklınızda bulunsun. Çok boşluktayız şu anda diye düşünüyorum. Herhangi bir aksiyon olmuyor. Onlar yapmıyorsa biz yapabiliriz. Uyanık mı o kişiler? Bak bakayım, uyanıksa onunla alakalı bir operasyon yapabiliriz. Adamlar bunu da evet. Şunu da söyleyeyim. Okula yakın bir zamanda tekrardan hamle görebiliriz. Tek avantajımız artık Bay Dumbledore okulda. Bay Dumbledore okuldayken çok daha zor bunu yapabilirler. Bay Dumbledore okula gelmeden bir gün önce yapmalarının sebebi de büyük ihtimalle buydu. O gelmeden alırsak çok daha rahat olur gibi düşündüler büyük ihtimalle. Ama Kingsley'in falan yaptığı şey sayesinde, Portkey sayesinde orayı aldık. Var mı başka bir şey demek ise? Benim vereceğim özel bir rapor vardı. Genelde kime? Kişisel mi? Kişisel, evet. Tamam. Buradan dağıtım olduktan sonra gel. Tamam, şu anlık dağıt o zaman usta. Ondan sonra şey yapalım. Bu eline sen de bak. Eğer bu kişiler uyanıksa uyanıklar, ben baktım uyanık yani. Uyanık mı? Hı. He, söyle Livia. Serbaz Livia Kor Amerika, ben yatmayı çekilebilir miyim? Çekilebilirsin. Uyanıklarsa ne yapalım Kingsley? Yani aslında birazdan ders olur gibi ya. Ders mi? Serbaz ders. Bugün serbaz dersi olacaktı. Saat daha erken gibi ya. Ders için mi? Yok. Şey için yani, ekstra yapılabilir operasyon. Yapılır zaten ya. Şey için diyorum ya. Geç saatler olduktan sonra serbazlar uyuduğu için ders verimli geçmiyor. Onlara da öğrensin diye diyorum. Tamam. Ders zaten kısa sürüyor bildiğin gibi. Tamam, o zaman şu anlık derse kadar
serbestsiniz. Dersten sonra sayımıza göre bir operasyon yapılabilir. Usta sen dağıtacağım mı? Anlaşım. Serbest mi bırakalım? Body alınca dağıtacaktım. Tamam. Serbest. Tamam, okey. Kaç kişiyiz? 5. Şöyle yapalım. O eline normal serbest Smith olduktan sonra daha... Silva senle birlikte. Şey gibi oluyor. Trevor işte sen, Asher'lasın. Wolf sen de şimdiki şeflerle daha konuş. Daha sonra Smith'lere katıl, tamam. Belki düştükten sonra kendini ön plana atmaya karar vermiştir. Büyük ihtimallerle. Tamam. Bak kıdemliyken bu kadar şey senle olsaydı başlam, geri geldiğinde kıdemli yapardı mesela. İyi oldu. Rapor verecekler, rapor verecek kişilerin yanına geçsin. Kendine gelmesi geri için iyi oldu serbest. Normal serbaz olması şu anda. Zaten böyle giderse atlar gidip baksana tek konuşana. Yani fazla atılgan yok artık ya. Ya mesela kıdemliler nerede şu an? Kıdemliler yok. Gel yürüne anlat. Bicycle Bolt da vermek istiyoruz raporu da. Tamam, gelsin ikimizle beraber zaten. Asher sen de Travers'ı bekle. Sen de mi anlatacaksın Travers'ı şey? Beraber yaptık Bicycle Bolt. Vyshire'a gitmemiz hakkında rapor verecektik. Gittik. Bize söylenen yere gittiğimizde kimse yoktu. Göremedik kimseyi. Sonrasında Letifold geldi. Ve bize bazı şeyler söyledi. Ondan öğrendiğimiz kadarıyla dün Sed alınmıştı buraya, biliyorsunuz. Bobby Serbaz onunla ilgilenmişti. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Ancak çok zarar görmüş bir şekilde malikaneye gitmiş. Letifold'un anlattığına göre. Ve Sed'i orada öldürmüşler. Sed ölmüş. Kim öldürmüş? Öldürülmüş. Letifold. Kendi adamını öldürmüş. Buna evet. Lordlara ne demiş? Bilmiyorum, onu söylemedi. Ya şöyle o anlat biz dinledik sıkıntı gibi. Sıkıntı var. Anlattığına göre Sed zaten bıraksa ölecek durumdaymış. Sed'e evet. Huzur iksiri içirmeye çalışmış. Sed reddetmiş. Ondan sonra sadece Letifold'a Sed şunu söylemiş. Ustam beni lütfen öldürün. Ustam size yalvarıyorum, beni öldürün demiş. Letifold da bunu bize anlatırken en güvendiğim adamımı öldürmek zorunda kaldığım şeklinde ifade etti. Yani özellikle de bakanlara güvenemez. Özellikle geçenki yaptıkları tiyatro oyunundan sonra. Hı-hı. Evet öyle. En güvendiğim adam diye büyük ihtimalle şu anda düşündükleri şey gidip de sanki bizim yüzümden ölmüş gibi bize suçu atıp halkı bu yöne çekmeye çalışacaklardır. Yani ölüm yanın ölmesine halk ne der bilmiyorum şefim, ancak şunu söyleyebilirim. Biz öncesinde Sed'le bir görüşme halindeydik. İletişimimiz vardı. Bicycle Bolt'a da bildiriyorduk bu durumu. ve bugün bu görüşmeden önce Latifold'la mektup attığımda da kendisine birkaç kere ulaşamadım. Daha önce yaşamadığım bir durum. Genelde hemen geri dönüş alırdım. Sed'den mi? Evet. Kendisini gözünle gördün mü cesedini? Hayır. Cenazeyi kaldırmışlar ancak biz yetişemedik. Yani o zaman gene aynı şekilde dediğim gibi bir oyun olabilir. Belki ölmemiştir bile. Planladıkları başka bir şey olabilir. Bizim Elina'ya yaptığımız gibi onlar da öyle bir şey yapmış olabilir. Yani Ghost'u belki da şu ana kadar öyle biliyorduk. Kendisi Letifold denen kişi öldürdüğünü söylemişti. Ama bir baktık Foxmate de karşımızda. Biz onun Sed'i gönderirken öbür tarafa, ya buradan çıkartırken ne durumdaydı? Yaralıydı. Lakin kor yaraları ile iyilenmişti. Kor en son iyileştirip yolladı ya. Ben iyileştirdim onu diyordu. İyileştirildi. Anladım. Ardından zaten direkt Vyshire'a bırakıldı. İyileşmiş adamın öyle olması imkansız. Orada büyük ihtimalle bir bilgi öttü diye öldürmüşlerdir. Hain main diye. Ha, belki öldürmemişlerdir falan. Yani o da bir şey. Yani yapmadıkları şey değil doğru. Yani durum bu. Rapor bunun üzerineydi. Şöyle düşünüyorum. Ha bir de şey var. Bir bilgi öğrendim. Gryffindor hanesinde, yanlış hatırlamıyorsam emin değilim ama öğreneceğim tam yerine. Bir tane portkey vardı. Biz onu kırmışız. Ancak o portkey tekrar kurulmuş galiba. Kullanılırken görmüş bir tane öğrenci. Onun yerini tekrardan öğrenip size bildireceğim. Gryffindor hanesinde portkey mi? Bir de şöyle bir durum var. Hatırlarsanız şefim size verdiğimiz raporda Letifold Ghost'u bize vereceğini söylemişti. Lakin bu durumda vermemişti. Neden veremediğini anlattı. İşte şefler izin vermedi dedi.
Şefler, şöyle ki şefler Ghost'un serçe parmağını kesmişler. Ardından da ona bir görev vermişler. Akşama kadar Majesty'yi gidip benim odama koymadığın sürece artık uzman değilsin demişler. Majesty'ye katılan en son o Mace'le Majestic atışmıştı. Ondan sonra olmuştur bir ihtimalle. Evet. Majestic de kaçırıldı diyebiliyorum ben. Yani Ghost hala orada da görev yapıyor. Ghost'un Sir adlı ölüm yanı olduğundan eminiz bence. Güzel. Aynı kişi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben %95 oranında eminim. Bu zamana kadar gördüklerimde. Hatta %99 ya. Anladım. Yani dün dediğim gibi gene dikkatli olun. İlk amacınız soru yakalamak olsun. Ama bu yakalama uğruna da canınızı riske atmayın. Geçen seferki faciadan sonra daha dikkatli olacağız Başakalı. Evet. Bunun dışında benim son bir sorum dediğim kalmıştı. Gibi, yaptığınız evet. İlk ve son hatanız olsun. Şimdi söyle. Tamamdır. Görüştüğümüz bazı çocuklar var. Bu çocukların çıraklık kaydı ne zaman yapılmalı? Veya yapılmalı mı? Kaç yaşındalar? Şimdi biri 18, biri 15. Hı hı. 15 yaşında olan zaten resmi çırak değil ama 18'i resmi çırak yaparsanız 15'i de ufak teorik bilgilerle ufak ufak yetiştirirsiniz. Tamam. İsimlerine bu öğrencilerin? Richard Klein. 18 yaşında olan. Hı hı. Ben zaten size bildirmiştim şefim. Hatırlıyorsanız o öğrenci aile değişmedi yani. Hatırlamadım. Bunlardan sen ilgilenirsin öğrencilerle Kings'i. Ben bir gidiyorum, bir işim var. Tamamdır. Uf. Lord onu öldürmediyse zaten şöyle bir şey var. Seth bizi manipüle etmeye çalıştı. Yavaş konuşun be! Bütün ses dışarı geliyor. Merhaba merhaba. İyi günler iyi günler. Merhabalar merhabalar iyi günler. Köpekler izin veriyor muyduk ya? İyi yani gidiyor işler. Benim büromun, benim kendi hayvanım olduğundan dolayı bir şey diyemezler. Tamam da bakanlığa genel hayvan girmesi yasaktı diye biliyorum. İşte laf edemiyorlar. Edemiyorlar mı? Çünkü anayasayı ben yazdım Bayekse. Ay amına koyayım, helal olsun. Ben gidiyorum o zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ne duruyorsun lan burada? Efendim? Ne duruyorsun burada? Düşünüyorum hiçbir şey. He düşün bakalım. Ben de şu süpürgeyi diyeyim. Kolay gelsin. Sağ olasın, sağ olasın. Yine ne oluyor burada? Burası aşırı derecede güzel. Ne güzel. Orada şey var ya, DMC'ye şimdi Tenozu'yu uğraştırmayalım. Nerede bu serbazlar ki ya? Göl tarafına gidelim. Gelirler ya ziyarete ya da biz gideriz en kötü. Kim gelecek ziyarete lan? Mezun olamayıp okulu bırakanlar. Ya da mezun olup okuldan gidenler. Kim onlar?
Arkadaşlarımız, dostlarımız, okuldaki çoğu tanıdığımız insan ya mezun olup okuldan ayrılıyor ya da mezun olmadan sıkılıp gidiyorlar. Mezun olmadan sıkılıp nereye giriyorlar? Okulu bırakıyorlar. Tatile gidiyorlar. Muggle dünyasına gidiyorlar. Kafa dinlemeye gidiyorlar. Karanlık büyücülerin eline düşmüyorlar da. Öğrencilerden sıkıldılar efendim. Okul eski prestiji kalmadı artık. Niye kalmadı ya? Haneler arası laf atışmaları, bizzat o kadar geçmişi olan hanelere küfürler etmeleri, okulda bir sürü aptal öğrenciler türedi yeni. Disiplin kuruluna her dönem 20 öğrenci çıkıyor, 10-15-20. Ben bizzat disiplin kurulunda olan bir öğrenciyim. Ben oraya çıkınca şaşırıyorum ya yaptıkları şeylere. Havada Everta atıp, havada Rictus Semper'a ile vurmaya çalışmaları, Confunda ile vurmaya çalışmaları. Garip. Öğrenciler eğlenceyi şeyle karıştırmaya başlamış. Bu ne amına koyayım, kaç tane ölüm yan aldın? Alsana şunu diye bu. Geçtim. Al. Profesörlerinizi anlatmıyorsunuz mu? Disiplin kuruluna çıktılar efendim. Bizzat ben de o disiplin kurulundaydım. Cezasını veriyoruz, gönderiyoruz ama akıllanacaklar mı onu bilemiyorum. Bak sonra bir geri verdi. Ben onu bir imha edeyim. Mezun olanlardan nereye gidecekler? Seherbazlığı düşünenler var mı? Ben öğrenci olarak devam etmeyi düşünüyorum. Devam edebildiğim kadar. Neden? Hala çok eksiklerim var çünkü. Prestij olmama rağmen. Seherbaz'da da ders açılıyor. Ben bizzat seherbazı bilmiyorum. Daha önce hiç eğitim de almadım. Yapabilir miyim bilmiyorum. Aniden sinirlenen gibi bir huyum var. Çok kötü bir huyum. Ben de yapamayacağımı düşünüyorum. Bakanlık Mudi de bizim aniden sinirleniyor. Ama gayet iyi bir seherbaz. Bakanlıkta şu anda biliyorsunuz ki aktif bir görevdeyim. Stajyerim. Ve bakanlıkta gayet iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Yapabildiğimi düşünüyorum. Okuldan mezun olduktan sonra da büyük ihtimalle bakanlıkta MITrix'ten görevime devam edeceğim. Olabilir. Neden olmasın? Bakanlıkta bir seçim. Sonuçta gayet güzel bir seçim. En azından bana niye bunu tırtım yere ya? Gelmez bakanlığa geçtikten sonra bir hata yapmadığım sürece. Sen kolay kolay hata yapmazsın. Tabi biraz şu sinirini tutman lazım. Birine expose atmazsan abi 10 numara. Evet, birine expose atmazsan 10 numara adamsın. Ne? Ben bir kere yok öyle bir şey yok artık. Yapmıyorum, kendimi tutuyorum. Her gün meditasyonlarımı yapmaya başladım. İyi, hatta bir işe yarıyor mu abi peki? Yarıyor abi. Cidden yarıyor. Biz eskiden her gün yapardık. Meditasyon boş iş. Bizzat meditatörlerle görüşmeye başladım. Beni sakin tutacak bir şey var mı diye. Birkaç tanesiyle görüştüm. Birkaç öneri aldım. Huzur sıvısı o da. Zaten X-ray karşı yoğun bir şeyim var. X-ray'i çok seven birisi. Ne yapıyor lan bunlar burada? Huzur sıvısını artık kendim yapıp içeceğim. Güzel. Yaparsın. Seherbazı da ama bir düşünün. Ne ya, her yerde maskeli elemanlar dolaşıyor. Var. Buradan bir şey olursa haber geçin bakayım. Ben bir seherbazı getireyim. Anlaşıldı. Anlaşıldı efendim. Dur bakalım. Bir seherbazlara biraz olay çıkarın. Ben deyim. Etkinliğimiz var. Katılmak ister misiniz? Nerede seherbazlar? Çağır. Baykuş yolla.
Eksi sekiz. Ben ne sayayım? Ha, benim sayı 9. Bir kişiye gitmemiş. Bunlar niye zihnine giriyor burada amına koyayım ya? Yasaklama bir ekip yollasanız da şeye. Nereye? Göl tarafına. Maskeli birkaç kişi var. Burada zaten bu yasak saçma gibi aslında. Çünkü her maskeliyi üç süpürgeye sokmamak da saçmalık aslında. Kimin ne olduğunu bilmiyoruz ama dediğim gibi böyle bir şey yapılıp herhangi bir operasyonlarını da baltalayabiliriz. Oğlum sen bütün bir şeylere bir tek bugün basıyorsun. Hayır bari git de uzaktan bak, sen geldin. Uzaktan bir baksanıza, göl tarafında birkaç maskeli kişi var. Eğer tamam, sıkıntı duruma göre perikulum uygulayalım. Tamam. Uygula. Öğrencilerle konuşuyordum orada. Birkaç sayıları arttı. Oradan birilerini kaçırmaya çalışacaklar gibi. Bir de şey harbi çok sıkıntı. Bu sınavı kazanamayan çocuklar ümidini yitirmişler. Şey evet, yapıyorlar. Evet, ben de farkındayım. Karanlık büyücülerle çalışacak adamlar var gibi. Ben sen var, olamam, senin sorunların falan var diyorlar. Bildiğim birkaç hatta okuldan ayrılacaklarmış bile. O okuldan ayrılanlar çok kolay bir şekilde iş bulamazlar. Ve ölüm yiyenler bunlara galyon ya da herhangi bir gelecek vaat ettikleri sürece kabul de ederler yani. Ederler. Çünkü başka bir yerde işe giremeyecekler. Yeni nesil yüzden karanlık büyücülere değil bizim tarafa gelmelerini sağlamamız lazım. Birkaç çocukla konuştum mezun olan. Bakanlıkta çalışacağım diyen var. Ben seherbaz olamam, öğrenciden devam edeceğim diyen var. Ama seherbaz olacağım diyen hiç yok. İyi örnek olamamışız gibi. Şöyle cidden var. Bu seminere bir tekrar yapmak lazım bir daha. Çünkü yeni öğrenciler de geliyor biliyorsunuz. Bizim hakkımızda bir şey bilmiyorlar. Hatta geçen bir profesörün mahkemesi olmuştu. Bir kurt adam öldürdü diye. Orada seherbaz tarafının davacı olduğu görüldüğü için aslında bizim isteyerek profesöre şikayet ettiğimizi falan düşünüyorlar ve profesöre karşı böyle bir şey yapıldığı için de seherbazları suçlu tutuyorlar. Nasıl bir profesöre böyle davranırsınız? O bizi korumaya çalıştı falan filan diye. Yani orada olay da saçmaydı aslında ya. Bizi niye davacı tarafa ya yazmışlar şöyle, ki? Şöyle hiçbir zaman evet seherbaz tarafının aynen davacı olmaması lazım. Bakan olarak gözükmesi lazım. Maskeli kişiler vardı. 6-7 kişi var. Etrafımızda böyle bir sarıyor gibilerdi de biz perikuluma geldik. Gittiğimiz işi çok güzeldi. Geri gidelim mi? Tamamdır, gidelim hadi. Toplu değil de 3 kişi mi gitsek? Hep yok, adamlar 6-7 kişi. Hadi gidelim bakalım. 6-7 kişilerse hepimiz gidiyoruz. Bir de bizi satsınlar bakalım. 3 kişi olsaydı bakalım. 3 kişi giderlerdi. Hadi hadi göl tarafına. Sen yine cisimlenemiyorsun değil mi? Biz bekleriz. Biz şeye bekleriz. Gel. Perikulum bekleriz. Aa, perikulum atmayacak mısınız? Gel. Perikulum atmayacağız. Orada saçma olur. Nereye götüreyim ben seni? Nereden ne yakındır orası? Göl tarafına. Taş mı? Göl tarafının şeyi yok ki. Buradan görüşeceğiz abi. Heh dur perikuluma git. Çok perikuluma yakın oldu. Ha. Ulan ben de zaten şuradaydım niye geldiysem. Ne oldu ya, partiyi mi böldük? Efendim var ya, sizi çok seviyorum ya, tanışabilir miyiz lütfen? Ben mi? Evet efendim, sizin ben büyük hayranınızım. İsminiz? Efendim benim ismim mi? Duke. Efendim? Duke efendim, Duke. Duke. Evet. Ben de Kings. Kings ışık. Bu da çalışanım. Genel bir etrafı kolaşa dedim bak. Majestik değil mi abi? Bak bak. Majestik. İyi günler. Değil değil. Değil. Bir tane ya. Neyse. Uzaktan çok benziyor. Beyefendi, öğrencinin bir şey misiniz? Arkadaşıyım. Arkadaşım. Ben de öğrenciyim. Öğrenci olduğum kim söyledi beyefendi? Yani bu yaşta böyle birisinin göl bölgesinde bulunması farklı bir şey düşündürmez bize. Arkadaşım. Hoş geldiniz Diye abi. Güzel. Evet. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sıkıntılı bir şey yok değil mi? Burada maskeli bireylerin iki
Genellikle 3-4 tane maskeyle adam geldiler derdi. Serbaz geçti mi diye soru sordular. Bundan ibaret. Serbaz geçti mi diye sordular. Evet. Gidelim bir şefim, soralım maskelilere. Quidditch'teki iki kuleyi yıkmışlar. İki tane kuleyi. Siviller gelmiş yıkmış. Neden bilmiyorum. Maskeli arkadaşlar, serbaz sormuşsunuz. Buradayız, evet. Dinliyoruz bir sorun varsa. Ben ismimi söylemek istesem buraya maskeli gelir mi? E tamam da belki de gerçek adınızı söyleme yani. Ne diye hitap edeyim? Aaron. Soruyorlar soruyorlar. Biz sorunca kimse gelmiyor. Anlamadım ben ki. Anlamadım ki ya. Oğlum bak burada bir tane karanlık büyücü falan var, söyleyin ha oğlum bak. Baylıyor'yu artistik yapın abi, var ya bak, vururum burada ha. Ne yapıyorsun çocuğum? Oturuyorum. Tanıdın mı bu maskeli bireyler? Ya. Ne diyorduk, otursak şöyle mangal yapsak. Sohbet muhabbet et. Biz burayı yeni fark ettik böyle bir yer olduğunu. Tam mangallık yermiş. Çok iyiymiş. Mangallık yer, mangallık yer de burası Hogwarts mülkiyetinde. Beyefendiler. Okuldan izin alıp yapamıyoruz mu? Okuldan tabii. Bay Dumbledore'dan izin alıp sen neden? Ama Bay Dumbledore iki tane maskeli bilmediği büyücüye neden izin versin burada şey yapmaya? Efendim? Yani doğru siz haklısınız. Doğru dediniz. Ama yani maskeli çıkarırsın. Ben onu bilmiyordum. Bir öğrencinin velisi falan olursun. Tanıdığı olursun. Neden izin vermesin? Öğrenciyle beraber yapman. Köprüde bitmiyor mu mülk? Benim bildiğim. Buralara kadar uzadı. Yok, yapalım. Buraya kadar uzanıyor. Ormanın başlangıcına kadar burası Hogwarts mülkiyet. Öğrenciler buraya kullanıyorsun genellikle değil mi? Hı. Öğrencilerin tamam. Güvenliği bizim için önemli. Her gün yeni bir bilgi. Güzel. Serbaz sormuş diyorlar. Siz mi sordunuz serbazları? Yok, biz geldik zaten, peşimizden siz geldiniz. Tek tek soracak mı bu amına koyayım ya? Verme amına koyayım, dur. Al. Güvenli bölgede böyle kaçıramaz. Yani... Kaç ser burada bakayım. Çok serbaz var burada. King's'in keli koruyor oğlum beni bir kere. Daha mangal yapma. Yani buradan almaya çalışan olursa beklerim. He, Leo abim var burada her şeyde. King's'le bir şey tıklasa burada herkesi alır şimdi. Neyse. Çocuğum bak, sen de mezundun değil mi? Evet. Serbazlığı düşünürüm. Zaten maaşı çok düşünüyorum. Şu kahverengi bireydi bey. Efendim? Kimdi? Tamam. Başlangıç 600'den falan başlıyor. Şu giden kahverengili ha. Bana bira vermeye çalıştı. Ben çok beceremem gibi ya. Başkası için kendi sen 15 yaşında mısın? Pek benlik değil. Ekip ruhu varsa neden olmaz? Kahverengili kim ya? Mangal içine baydan bulamıyor. Ben şimdi tanımadığım bazı insanları korumak için kendini riske atıyorsun. Zor iş ya. Bira verdi bize. Sen 15 yaşında mısın? Dur bakayım, ben şu şeye bakayım bir. Okuyor musun? Bizimle bir. Öyle geziyorum ben. İyi günler. İyi gün. Nerede oğlum bu adam? Drake sin Drake. Oğlum seni ne diye aldılar lan? Bayağı ya şey, bir suç vardı. Benim kim aldı seni, kim? Genel olarak serbaz hepsi aldı. Nasıl hepsi aldı amına koyayım? Kim aldı? Bana oradaki serbazları say. Bay Shacklebolt. Ya hepsi hocam, bütün serbaz karar geldi. Ne diye aldı? Ne diye? Şey diye. Serbazı rehin alma suçundan. Oğlum sen deli misin amına koyayım? Serbazım. Farklı durumlar vardı. Bazı ne serbazlar biliyor. Oğlum, sen deli misin? Hayır. Akıl sağlığım yerinde. Ya. Neyse. Bir ara anlatırım. Bayağı güzel ya.
Manyak manyak işler yapma şimdi, seni burada. Başka ne diye aldılar? Başka bir şeyim yok. Serbaz rehin aldı ne? Dur ben bir profesör çağırayım. Olaylar geçti. Yemin ederim size olaylar geçti. Şu an ben burada gözetim altında tutuluyorum sadece. Öyle bir şey yok oğlum. Profesörüne teslim edeceğiz seni. Serbazın Bobby Mr. Serbaz dedi bunu. Yani Shacklebolt da dedi tabii. Ay olacak. Konuşacaklarmış yani. Hani isterseniz bir Bobby Serbaz'a sorun. Var mıydı bu Edward sen alındığında? He? Evet zaten. Ben şikayet ettim ya o zaten. O serbazla oldu. Bunun şeyi yapıldı mı? Sorgusu morgusu. Her şey yapıldı ya bunun. Bırakılacak mı bu? Ben size olayı anlatayım 2 saniye. Siz ona göre karar verin şefim. Anladım. Şimdi ben yanlış bir karar vermeyeyim. Şimdi ben... Daha doğrusu bana bir şikayet geliyor. Mr. Walker 11 yaşındaki bir kızdan. Bana expose uygulandı diyor. Kim diyorum? Drake diyor. Bunu gidiyorum alıyorum okuldan. Okulda elim kaçmaya çalışıyor. Bu Radagon attığı Profesör Petri atıyor. Alıyoruz. Sorgu odasını alıyorum. Sonrasında sorgu odasında Radagon bir işi çıkıyor. Gidiyor. O sırada da işte ben bu öğrenciye alacağı cezaları anlatıyorum. Bu sırada da bu hayat titremeye başlıyor. Korkmaya başlıyor. Bana şey diyor işte sarılabilir miyiz diye. Ben de tamam diyorum. Sarılırken bunun da asası benim ikinci kılıftaydı. İkinci asa kılıfındaydı. Bu sırada beni alıyor. Alıyor derken hani Rain alıyor. Asasını alıp. Neyse o sırada Silva geliyor. İşte arkadaşa Expelliarmus uyguluyor. Biz bunu buradan alıyoruz. Geri her şeyini alıyoruz. Sonrasında da bu kadar işte. Hem Meyrain alıyor hem de 11 yaşındaki bir kız. Sen şikayetçi misin? Tabii canım. Tamam buna... Yaşın kaç senin? Benim yavrum. Hı. 13. Profesör nezdinde ceza vermemiz lazım. Bakanlık nezdinde böyle bir cezamız yok. Profesörlerle konuştuk, direkt mahkeme açılacak öğrenci adına. Tamam, bir tane profesör çağırdım. Alsın profesör gitsin. Mahkemeyi de açsınlar. Sen aç istiyorsan. Mahkemede ne yapıyorlar? Bugün deli etti bu beni. Kaçmaya falan çalıştı kaç kere. Hı, tamam. Geldi bir profesör geldi. Burası. Hop hop. Oraya değil. Hı. Beyefendi, öğrenciniz bir serbazı rehin almakla şey yapıyor. Öğrenci hakkında bir dava açılacak. O süreçte de okulda disiplin işlemlerini yapmanız için sizin bir şeyler yapmanız lazım. Hane profesörü kimse artık. Tamam, başta dediğinizi bir daha söyler misiniz? Başta dediğinizi duyamadım da bir daha söyler misiniz? Dava açılacak. Serbaz şikayetçi olmuş. Kaçırmaya çalıştı. Serbaz dava açacak. Okul nezdinde de sizin ceza vermeniz gerekiyor. Dava dışında. Hı-hı. 13 yaşında bir öğrenci olduğu için. Alıp öğrenciyi cezasını tam olarak sebebi neydi acaba? Serbaz kaçırmak. Ha, daha üst bir... Direkt serbaz kaçırmak. Rehin almak. Evet. Bayan Nisan'da. Hem rehin alıyor hem de bir 11 yaşındaki bir öğrenci expose alan etini kullanıyor. Hangi aşırı zeki o? Bu öğrenciniz. Arkadaki. Neden hiç şaşırmadım ki? Öğrenciye disiplin kurulunda bir cezasını falan siz halledersiniz. Biz bakanlık nezdinde şu anlık herhangi bir... Dur. Yapılıyor bakanlıkta. Tamam işte onu şey... Numengard'a atma falan şu anlık olmayacak ama... Aha. Bir dava açılım süreci olacak. Siz de okuldaki cezasını verirseniz... Kendisine güzel olur. Anladım. Onun zaten hali hazırda kendisinin bir disiplin kurulu mevzusu vardı. Onu da yapılmış olur. Tamam ben öğrenciyle ilgileneceğim. Hatta şöyle yapalım. Ben raporu hazırlarım. Evet hem onu hazırla hem de disiplin kurulundaki profesörlere bir bilgi geç. Hızlı bir şekilde kurulda öğrencinin durumuyla ilgilensinler. Tamam. Öğrenciyi al götür o sırada. Tamamdır. Alıp götürebilirsiniz oraya. Asası... Gel Drake. Asası bende. Bende mi? Kalsın Lisandra'ya ver. Lisandra şey yapar onu. Teslim eder bir ara. Biz bir şey yapamayız. Dava açıldığında biz angamat halleder. Zaten şu ya. Başka bir sözünüzü balla kesiyorum. Evet, öğrenci sizinle konuşmak istiyor ama görüşmek istiyor musunuz? Muhabbeti dönüyor mu? Öğrenci sizinle... Ne?
Öğrenci için bir dava açılacak mı sanırım da bununla alakalı? Hala o açılacak değil mi? Hadi gidelim. Galiba açılacak. Vizangamata devredilmiş galiba. Doğru mu? Evet, evet. Açılacak değil mi? Evet evet açılacak. Çünkü ha, yaptığı tamam. iş artık okuldan çıkıyor. Bir seyirbazı rehin almaya çalışıp üstüne bakanlıktan kaçmaya çalışıyor. Genel olarak bir de Bayan Nisan'da bu mezunlarla alakalı bir seminer gibi bir şey yine yapabiliriz. Çünkü galiba mezun olamayan ve sınavda kalan öğrenciler ümitlerini yitirip karanlık büyücülere falan gitmeye başlamışlar. Halihazırda şu an toplamda kaç 4 tane öğrenci sırf bu yüzden olduğunu düşündüğüm şekilde okulu bıraktılar. Kendileriyle görüştüm ancak herhangi bir şekilde fikirlerini değiştirmeyeceklerini söylediler. Farklı şeyleri bahane ettiler ki ben çok aldanmadım şahsen. Öğrencilere genel olarak eğer okulu bırakırlarsa bakanlık, seherbaz ya da böyle şey illerle alakalı işte işe giremeyeceklerini haberdar veriyorsunuz değil mi? Haber ediyorsunuz. İlk bunu söyledim hatta dedim ki herhangi bir şekilde herhangi bir resmi kurmuştu. Örnek veriyorum profesörlüktür, bakanlıktır, seherbazlıktır bu tarz şeyleri yapamayacağınızın bilincinde bir şekilde bu kararı veriyorsunuz değil mi dedim. Evet daha önceden de bu bilgisini siz sizden Madame Esya aracılığıyla almıştık. Biz bunları kabul ediyoruz dediler. Bir şey diyemedim. Yani biraz daha yeni öğrencilerin ya da sınavdan geçemeyenlerin ümitlerini kaybetmemeleri lazım. Farkındayım ama belli bir yerden sonra ne kadar konuşursanız konuşun karşınızda kişi 18 yaşında bir insan aslına bakarsınız ve belli bir yerden sonra net fikirleri oluyor ve değiştiremiyorsunuz. Evet de yani hayatları boyunca... Birden fazla profesör de konuştu bununla alakalı yani. Hayatları boyunca bu yaptıkları seçimin cezasını çekecekler. Eğer bu kişilerin ederse. İsimlerini verebilir misiniz? Madame Rebecca kendilerinin işlemleri niye yapıyordu? Onu bilirim size bir mektup yolluyor da ulaştırırız. Ayrıca olur. Kalanları da söylerseniz çok güzel olur. Onlara bir bakayım ben. Kontrol edeyim onun listesini ben size iletirim. Tamamdır. Teşekkürler. Onun dışında halihazırda bakanlığın bir bürosu da biz aynı şekilde müracaat etti. Belki istiyorsanız hatta kendileriyle görüşebilirsiniz. Bay Erik biliyorsunuz avukattır. Kendi bürosunun da bu tarz bir seminer yapmak istediğini belirtti. İstiyorsanız seminerleri birleştirip ortak bir seminer vesaire yapabilirsiniz. Ya da olabilir. Ayrı size kalabilir. Bir yani size kalmış tamamen. Bazılar olarak. Size bilgi geçeriz zaten. Sadece bunun öncesinde bize ufak bir afiş olabilir. O tarz bir şey hazırlayabilirseniz daha önce öğrencileri bildiririz. Okul duvarlarında asarız. Öğrencilerin her şekilde haberi olur. Saat gün vesaire olur. Tamamdır onu şey yaparız. Başka bir şey var mıydı? Göl tarafına birazcık da bakala kovursanız güzel olur. Bu aralar çok fazla maskeli adam geliyor o tarafa. Anladım. Bir profesörü görevlendiririm. Ara sıra böyle bir bakıp göz atıp geri gelir. Bize bilgi geçebilirse. Bu aralar direkt olacak orada konuşlanmadığımız için. Tamamdır. Problem be. Onu da şey yaparım. Başka o zaman şey iyi günler. İyi günler. Nereden anlamıyorum aldınız? Ya ben bu cesaretlerini. Göl bölgesinde Bay Shacklebolt ben ve 3 seherbaz varken Yuruna'nın elini tuttu. Bir anda kıracak gibi sıkmaya başladı. Bir şeyler yaptı. Biz de görünce direkt müdahale ettik. Aldık. Ölüm yan gel atmış. Ben de elini aldım. Bir tık eline bir şeyler yaptım. İçeride sorgulayacaklar şimdi. Bakayım. Ya manyak mısın oğlum? Yapmıştın, öyle bir yapmıştın. Yapmıştın. Hayır, hayır. Şimdi ya şimdi. Hayır öyle bir şey yapmadım. Ya zaten işkencesini uygulamıştım da o kişi. Kim? Kimsenin kılına giren. Yapmadım oğlum. Hayır ya. Aa, sen miydin lan o? Ben oydu yapmadım. Sanki. Neyin, sen neyin? Miydin bunun kılına giren? Bir şey diyeceğim o eskide kaldı bir şey şimdi açmayın. Bir de ağladın değil mi sen burada? Yo ağlamadım ne ağlam ağlamış şey. Hatırladım. Hayır oğlum ben yapmadım onu. Diğer serbazlar nerede? Birisini kaçırdılar mı? Az önce diğer serbazlık eskide kaldı. Hayır başka bir Eline, şey yapmadım. Elina vardı. Yapmadım. Elina uyumadı mı ya? Tamam başlayalım. Peki. Başta Alvin. Elina'yı gördünüz mü?
Evet, ne yaparsın genelde? Bir baykuş atsan eline. Ölüm yiyen olarak. İçinde sabah kalkar, benim yüzümü yıkarım, sonra kahvaltı yaparım. Yok, duyguları katmayalım. Gün içinde mi ne yaparım? Ölüm yiyen aktivitelerinde yani genel olarak. Ben bir perikulum atacağım, buradakiler gelmesin, tamam. Söyledim. Bu dünkü plan hakkında da soru soracaklar. Bir profesörlerle iletişime geçmişler mi falan filan, bunu yaparlar ki. Yardım edin. Neredesin lan? Duvar olmuş. Lan sen neredesin? Kaçırıldın sandık. Niye? Nasıl? Neden? Nasıl? Bilmiyorum. Yoktun. Ayrıca diğer bütün sihirbazlar gelmiş. Sen gelmedin. Göle geldin. Bize yoktun sonra. Göldeydim ya. Önünüzdeydim hatta. Hani tamam da ondan sonra beraber. Nereye gittin? Herpes'i çekildiğin için. Ben öğrencilerle goy goy devam. Sen bu aralar çok garip hareket ediyorsun ha. Ben geliştim. Gelişiyorum. Gelişmekteyim. Usta olacağım. Gelişmek tek usta başına gezmek olacağım. Değildir. Usta olacağım deyip ustaya asa tutuyor ama öldüreceğim mi? Ne yapacaksın adamı lan? Gelişmekteyim. Galiba. Gelişmekteyim. Nasıl gelişiyoruz? Hiç öyle bir zihnine girmeye çalışıyorum böyle. He. Deneyim bakayım zihnime girmeyi. Yok. Bak ben girerim senin zihnine. Gir bakalım. Lan bak bu kadar söylemişsin de giremezsin. Bana deneyin, bana çok deneyin. Ya. Yorgunum bugün ya bir tık. Ya işte. Ustayı bile tokatladım. Anlamadım. Yani. Ne yaptın ustayı? Sanki daha önce kaç kere girmedik zihnine. Neyse, onun sorgusunu alın. Bizden birisi anladım, büyük ihtimalle kaçırılmadı. 8 kişiye gitti dedi. Bu eline buradaysa. Altı falan. Oradakilerin sayısına da bir bakayım. Silva burada mı? Silva. Burada sorgu alıyor. Tamam. Oo. Sen Hidra timine değil misin? Ben Hidra timindeyim. Bana kimse gel demedi. Bobby nerede? Bobby atılmadı yani. Ben ilk kuluma geldim şu anla. Bobby'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Hayır. Bilmiyorum. Yine nerelere gitti ya. Ben bir gideyim o zaman sorguya bakayım. Git bak. Kimin sorgusu? Seninle konuşacağım sonuna. Unutturma. Gelir mi? Tamam. Şefim. Tamam, adam şef oldu. Biz hala normal servis. Kademliydin. Kendi ölmeseydin kademliydin. İnsan öldü diye rütbe düşer mi böyle bir olay? Öldüm diye ya. Yerini vermişler. Ne yapacak bir şey? Neyse. Sağlık olsun. Kimi ya? Kimi öldürmüşüz biz? Sedi öldürmüşüz. Biz 6, mi öldürmüşüz? Vay anası. Benim ne haberim yok. Ben attım en son maç ayrağını. Bir tek tabi tamam. Yok galiba. Ne yapıyorsun? Evim içerisi 100 kişi. Tamam işte, toplu sorgu alıyorlar. Ben hatta onu gittim. Normal bir şekilde Wildshire'ın girişine bıraktım. Dokunmadım bile. Sizi yıkandırmışlar o yüzden. Hayır, kaç kişi yaptığını söylüyorum. Bir tek Bobby yok. Bobby'de kim bilir nerelerdedir ya. Boş ver onu. O olursa kaç kişiyiz? O bayağı mi yaptı? 900 herhalde ya. 4 8 aynen Bobby'den 9. Neyi ben yaptım lan? Sede siz mi işkence yaptınız? Yo. Kim yaptı? Oğlum bak, her şeyi benden biliyorsunuz. Vallahi bak, sizi burada döverim ha. Yapsam yaptım diyorum zaten. Kim yaptığını biliyorum. Benim başka işim vardı o zaman. He tamam. Kim yaptı? Tamam o zaman. Kim yaptı lan okula saldırıyı? Kim planladı? Ben bilmiyorum bir şey. Sen ne bok biliyorsun normal akıyı? Ben başka bir yerdeydim ya. He. Seni de başka bir yere götürebilirim istersen. Nereye? Uzak diyarlara. Ya uzak olmasın, yakında bir yerde olursa olur. Yakın yerlere de götürebilirim.
Siz götürmeyin ya, yok. Neden? Yok. Peki çeşici gelmediniz. Bakalım. Hadi Dumbledore yokken okulu almaya çalıştınız. Evet. Biz mi Dumbledore çalışmışız? Geldi. Biz mi çalışmışız ne demek oğlum? Söyleriz oğlum. Yapmış mıyız öyle bir şey? Mace senin adamın değil mi? Şefimdi. Şefimdi. Derken? Di derken? Di. Öldürmediniz mi? Ne öldürmesi ya? Oğlum ya bak herkesi benden öldürüyor. Ben mi öldürüyorum herkesi ya? Mace de mi öldü? Öldürmüşsünüz. Biz mi öldürdük? Oğlum sizi iyi keklemişler he. Amına koyayım her şeyi sen benim üstüme atıyorlar. Öldürmüş musun ya? Öldürmüşsünüz adamı. Kim öldürmüş? Siz öldürmüşsünüz. Sizi biz de siz işkence yapmışsınız. Bir dakika bunu söyledi parçalı sana. Kim söyledi sana bunu? Kimin söylediğini boş ver şimdi. Adamı işkence ya yapmışsınız. Söyle, bağırsaklarını söyle. Her şeyini parçalamışsınız. Evet biz. Siz gözünü çıkarmışsınız. Ben kaç gündür görmüyorum bile. Geri zekalı. Siz hayır, ordunuzdan birbirinizden haberiniz yok. Sede diyorum. Sede için diyorum. Hayır, oğlum biz bağırsağını var. Ne yapalım adam? Sedi ben her yerini son, parçalamışsınız. Sedi ben en son Wildshire'a bıraktığımda gayet sapasağlamdı. Çünkü her tedavisi de yapılmıştı. Gayet sağlamdı. Artık Letifold mu söyledi ya da bilmiyorum şefiniz, başka şefiniz kim varsa o mu söyledi? Sizi iyi kandırmışlar. İyi kandırmışlar. Ciddi sizi. Misiniz? Şakam yok. Ciddiyim ben. Hiç ne Sedi öldürdük ne de Mace'i öldürdük. Mace'i görmedik bile. Yani siz Sede bıraktığınızda sağlamdı diyorsunuz her şeyi. Sede en son ben gördüm seherbazlardan ve sapasağlam Wildshire'a bıraktım. Sonra ne olduğunu bilemiyorum. Sede gayet iyi durumda bırakılmış. Demek ki sizin adamlarınız öldürdü. Evet sizi bir tık keklemişler. Nasıl ya? Şöyle düşün. Demek ki Sede'le işleri bitti artık üstlerinizin ve onu yanlarında bulundurmak istemedi. İşte anla. Değeriniz bu kadar. İşleriniz bitti yani sizi öldürecekler. Anladın mı? Bizde böyle değildir ama. Biz birbirimize değer veririz. Biz bir aile gibiyiz çünkü burada. Siz birbirinizi bile tanımıyorsunuz daha. Kod isimlerle sesleniyorsunuz daha birbirinize. Dumbledore yokken okula alamıyorsunuz lan. Dumbledore varken nasıl yapacaksınız? O kadar ağır konuşmuyordum yalnız. Bir şey anlamadım. Diyeceğim. Ya sen deli misin gelir diyor. Bir şey diyeceğim sana. Yok değilim. Sana bir soru. Buyurun. Lordunuzun Dumbledore kadar güçlü olduğunu düşünüyor musun? Yani ben bir Perikoluma gidiyorum. Bir hakaret varsa sizi de çağırırım. Benim yerine gelirsiniz. Dumbledore kadar güçlü değil, ondan daha da güçlüdür. Dumbledore'dan daha güçlü. Daha güçlü neyini gördün Dumbledore'da? Yani her şeyini. Evet. Biraz anlat biz de bilelim ya. Gelir. Kudretini, sadaketini. Evet. Gücünü. Gücünü. Güç her şey mi senin için? Yani hadi bir şey oluyor. Al bunu da git. Bunu da al yanına. Bunu da alın. Bir de alsın. Koydu işte abi herhalde. Al bakayım. Koydu kakaya kakaya. Gelir hadi. Şarkı gibi ya şarkı. Oğlum bak şu perikolumu düzgün atın tamam mı? Evet. 3 vs 20. Merhaba. Bir peri kolumu düzgün atın artık. Bu tarafa gelmekten ciğerim çıktı. Şöyle yapıyorsun. Buraya geliyorsun. Ayağım. Böyle uyguluyorsun. Bu kadar basit. Güzel. Şey olayını falan sorgulayalım mı burada? Ne için geldiniz? Sedin ölmesi falan filan. Aralarında düzensizliği çıkartırız. Hı-hı. Evet. Ne için geldiniz? Organları ve vücudu parçalanmış. Yoldaşımın intikamını almaya geldim. Peki bunu biz mi yaptık yoksa siz mi yaptınız? Bir tane yoldaşım daha elimizde. Onun da organları parçalı mı sence? Şefim izninizle konuşabilir miyim? Değil. Dur tamam vereceğim sadece. Tamam. Biz ölüm yeğen mi var elinizde? Ölüm yeğenin elimizde. Onu geçtim. Biz kurt adam mıyız oğlum? Biz niye şey parçalayalım ya? Parçalamışsınız. Yok öyle bir Seddün, şey yapmadık. Seddün bakanlıktan geldi. Vücudu organları parçalanmış halde. Serbaz karargahından giderken o adam sapasağlam oradaydı. Senin büro başkanın bana söyledi bunu. Ona mı inanacağım sana mı inanacağım? Yani büro başkanım eğer serbaz karargahından bağırsakları dışarıda birisi çıksaydı herhalde bütün büroyu açığa alırdı.
Biz niye sizin ölümlerinizi öldürdünüz? Valçayra ben bıraktım. Gayet sapa sağlamdı. Bak, bırakan adam orada. Neyse, madem Sed için geldiniz. Arkadaki için ne isteyelim King'si? Ne ki onun rütbesi? Direkt verelim, işimize yaramıyor zaten. İşimize yaramıyor, tamam. Arkadaki. Geç arkadaşlarının yanına. Geçsene lan. Hadi geç geç. Gel bu tarafa gel. Bir şey yaptılar. Bayağıdır yoktunuz Baylord. Mayası ziyaretler. Mayası gezer diyelim. Tekrardan sizlerleyim ama özlediniz mi? Evet. Ben sizleri bayağı bir özledim. Ya şunu da söyleyeyim ben size. Sizin ordunuzdaki kişiler birazcık bir şeyleri yapamıyor galiba sizsiz ya. Okul planı bayağı suya düştü dünkü. Yani bazı planlar suya düşer. Bazı planlar suya düştüğü yerden daha diri bir şekilde geç çıkar değil mi? Kim bilir, belki de düşmesini ben istemişimdir. Yani düşmesini hiç istediğinizi sanmıyorum. Çünkü size de büyük ihtimalle istihbaratı gelmiştir. Bay Dumbledore artık okulda. Bay Dumbledore yokken okulu alamayan kişiler Bay Dumbledore varken mi alacak? Zaferimin daha ihtişamlı olmasını istemek suç mu Egze? Daha ihtişamlı olacak diye dikkat edin, daha çok suya düşmesin. Yani belki de biz yüzmeyi çok seven insanlarızdır. Bunu o vakit geldiğinde öğreneceğiz. Göreceğiz. Ama dediğimiz gibi sizin ölüm yerinizin bağırsaklarını falan çıkaran kişiler biz değiliz. Biz o kadar cani insanlar değiliz. Hiçbir zaman olmadık. Biz her zaman iyiye iyi şekilde yaklaştık. Aha. Baydan buldur. Hoş geldiniz. Belki konuşmak istediğiniz bir şeyler vardır. Hoş bulduk. Merhaba baylar. Merhabalar. Merhabalar Lord. Bay Lord tercihimdir bayağımız. Tercihler görecelidir. İsteyen kullanabilir. Peki Lord, neden buradasın? Bu bahar akşamında hangi rüzgar seni buraya attı? Yani benim olan bir yeri tekrardan geri almak için geldim diye. Senin olan bir yer. Ne zamandan beri? Atalarım kurduğundan bu yana. Atalarının kurduğu bu yeri lekelemekten başka bir şey yaptığını düşünmüyorum. Yukarıda mesela gördüğüm şeyden. Kaç kişi lan bunlar? 2, 4, 6, bunu da 8, kolaylıkla çıkarabiliyorum. 10, 12, 14. Yukarıda ne gördün de? Yakıştıramıyorsun Albus. Falan bu simge. Biz kaçız? Sence de atalarının kurduğu bu yeri kirletmiyor mu? 4. Yani bir anka kuşundan bence daha asil bir hayvan. Bir yılan mı? Salazar seliklerine laf mı etmek istedin şimdi? Ben böyle mi anlamam lazım? Sonuçta safkanların en büyük varislerinden biri. Ki varsayımsı olarak konuşacak olursak okulu kuran safkan. Salazar Slytherin, bu sembolü seçtiği vakit eminim ki yanındakiler neden bu hayvanı seçtin asil değil diye sorgulamamıştır. Ya da ben mi böyle düşünüyorum? Aynı şeyi Salazar da diğerleri hayvan seçerken sorgulamadı. Çünkü birbirlerine saygı duyuyorlardı. Ben de aynı bu şekeri Salazar'a büyük saygı duyuyorum. Çünkü dediğin gibi okulumuzun büyük kurucularından. Ama okulun büyük kurucuları olması demek. Oğlum bir anda indi amına. Senin atan olduğunu söylemenle birlikte burayı sana vermiyor maalesef. Yok. Şöyle açıklayayım. Salazar Slytherin birebir olarak benim akrabam değil. Fakat kendisi bir safkan. Atalarımız bir yani. Geldiğimiz köken belli. Yani aslında mülkiyetini kime verdiği önemli değil. Ona o hakkı verenlerle bana bu hakkı verenler bir. Ben sadece bizim olanı almaya geldim. Ki senin de bunda hakkın var. Senin de payın var Albus.
Ne gibi bir pay Lord? Safkan olarak karşımıza durmayabilirsin mesela. Yanımıza durabilirsin. Aynı diğer safkanlara vurguladığım gibi. Bu işi adaletli bir biçimde, meclisin ve insanların huzurunda, yeni anayasalar düzenleyerek, yeni hak ve hukuk çerçevesinde çözebiliriz. Yok, küçük bir çocuk olmayı istemiyorum. İşte, bazen kimin karanlık, bazen kimin aydınlık olduğunu anlayamıyoruz baylar. Evet, ben de anlayamıyorum. Bazenleri aynaya baktığımda çoğu şeyin değiştiğini görebiliyorum. Peki, burada hali hazırda bir düzen var biliyorsun değil mi Lord? Burada dersler işleniyor, burada etkinlikler oluyor, burada belli başlı şeyler dönüyor. Olabilir. Peki sence işleyen bir düzeni bir anda bozmaya izin verebileceğimizi düşünüyor musun? Yani işleyen düzen kendi meşru menfiyetleri uğruna kendi kararlarına zora düşecek insanlar tarafından yönetiliyorsa eğer, buna karşı kabul edecek insanların tekrardan hakkını arayıp bunu ele almasını istemek, eminim ki bazı insanların moralini bozacaktır. İşte biz bu insanları biraz köşeye çekmek için geldik. Hakkını bakanlıkta aramanı diliyorum. Bu şekilde bir hak aranacağını düşünmüyorum. Keşke aynı şekilde bakanlıkta bana aynı saygı gösterebilse. Ama senin gibi safkanlığa, daha doğrusu safkanlığın getirmiş olduğu güçlü büyücüler bile anayasal bir şekilde, hukuksal bir şekilde bunun işlemesine karşı çıkıyorsa bazen kimin doğru veya bazen kimin yanlış söylediğini anlayamayan bu insanların buraya gelip hakkını ve hukukunu böyle aramasına da laf edemezsin bence be. Buradakiler hak veya hukuk aramıyor. Hak ve hukukun ne olduğunu dediklerine göre çok iyi biliyoruz. Ama şimdi bunu tartışmayacağım. Kings'e bir gelir misin lütfen? Yeterli yeterli. Sıkıntı yok. Peki Exe, sen ne diyorsun bu duruma? Neye? Savaş istiyorlarmış. Elleri kaşınıyormuş. Ya savaşırız, koruruz her türlü. Sıkıntı yok. Sayımız yeterli. Yeterli yeterli. Sayımız yeterliyse. Ben eşit dedim sayıları. Peki hala o zaman ne yapabiliriz? Düşünelim. Böyle değil mi? Biz de birazcık savaşalım. Kolları esnetelim. Tatilden sonra bana da iyi gelecektir. Evet. İyi olacaktır. Tırnak içinde Bay Lord. Merhabalar. Tekrardan karşındayım. Buraya buraya. Şimdi hukuktan bahsettik. Ben buradayım. Evet, gördüm seni. Galiba. Anlayamadım. Gördüm seni. Neyse. Lord. Evet. Hukuktan bahsetmişken, burası atalarından sana kalmış olabilir ama hukuki olarak da ben ve profesörlerime ait. Bu yüzden buradan gitmeye bizim de hiç niyetimiz yok. Peki sen burayı bırakacak mısın? Yoksa arkamda avuçları kaşınan dostlarım sana çıkışı mı göstersin? Şimdi Albus, sen adaletli ve aydınlık bir insan olduğunu iddia ederek burasının kendisine meşru bir şekilde bırakıldığını iddia eden insan olarak. Sıkıntı mı verdin? Savaşabilirsiniz değil mi? Tabii ki. Siz olmak için gelmedik herhalde. Evet. Asal olarak hem hukuksal açıdan hem de haklıların ve doğruların konuşulması gereken bir yerde. Neden bu şekilde davranıyorsun? Yani sen bana diyorsun ki... Kaşırız. Yani sen bana diyorsun ki hiçbir şey yokken bakanlığa gittin, hakkını hukukunu aradın ve bakanlık seni geri mi çevirdi? Ondan mı bahsediyorsun bana? Aslında bir nevi yaklaştık. Yaklaşıyoruz gitgide. Diyorum ki bunu beraber arayabiliriz. Oturalım, doğruları yanlışları tartalım, biçelim. Peki bunu özel şekilde yapabiliriz ama bu şekilde yapman
Niçin özel olsun? Oyuncağından başka bir şey değil, değil mi? İnsanların görmesini istemek suç mu? İnsanlara değil, arkandakilere kendini özel olarak gösterebilirsin. Arkamdaki dostlarım senin dediklerine çok inandıklarını sanmıyorum. Bu dediklerine nazaran. Yani pek de yorum yapabileceğim mevzular değil. Sonuçta her birinin fikirleri, beyanları kendilerince doğrudur. Ben bu mevzunun arkandaki insanlar ve benim arkamdaki insanlar tarafından çözümlenmesini değil, aksine bir büyücülük dünyasında hak ve hukuk olarak adlandırabildiğimiz bu çerçevede yorum yapabilecek büyücülük gücüne sahip insanlar tarafından yargılanması gerektiğini savunuyorum. Bu insanlar da yüzyıllar önce kendilerini kanıtlamış ailelerden gelebilecek insanlar ve buna karşı çıkabilecek bir şekilde atalarının onlara hak olarak vermediği kanı burada belirli yollarla kazanmış insanların bir masada toplanarak konuşması ve bunun neticesinde bir sonuca varılması olabilir bayağı olsun. Ben de buna değinecektim. Madem bu kadar hak hukuk istiyoruz, bir etkinlik düzenleyelim seninle. Ve burada hakkını ve hukukunu arkandaki dostlarınla ya da çocuklarla her neyse arayabilirsin. Eğer ki bakanlık da buna izin verirse bence çok da güzel olur. İşte ve bir bu... daha da bu konuyu hiçbir zaman açmazsın. Yıllardır anlattığımız şeye sonunda biri varabilmiş. Bu teklifi buradaki insanlara uzun zamandır yapıyorum. Yanındakine, bu diğer yanındakilere. Fakat kendileri bunu kabul etmiyor. Ama bir şartım olacak. Seni dinliyorum. Şart şu. Biz size söyleyene kadar, o etkinliği düzenleyene kadar hiçbir eylem yapmayacaksınız ki doğru düzgün bir karara varıp size uygun ortamı sağlayabilirim. Bunu kabul edersen tabii ki düşünebiliriz. Bir düşüneyim şöyle. Toplanın bakalım kurmay ver. Düzenleyebilir mi? Bunlar genelde baydan buldur böyle şeyler olduğunda ölümmeyen adıyla değil maskeli olarak yapıyorlar ama sizin yokluğunuzda daha çok böyle yaptılar. Maskeli bir grup olarak geliyorlar. Ya biz ölümmeyen değiliz. Biz düşündük ve kararımızı verdik ben yavuz. Bugün içerisindeki eylemlerimize devam edeceğiz. Fakat sonrasında bu eylemlerin işleyişe girmesi için belirli şeylerin göze alındığını ve bakanlık tarafından onaylanacağına dair bir delil gösterdiğiniz vakit biz eylemlerimizi durdurma kararını onaylarız bayağımız. Onayladığımızı sana ilettiğimde durduracağına söz veriyorsun. Yanlış anlamadım, değil mi? Çok uzamamak kaidesiyle evet. Zamanını ben maalesef sana söyleyemeyeceğim. Ben sana sadece belgeyi yollayacağım. Çünkü sonuçta bu bakanlık. Benimle çok da alakası yok. Sen de biliyorsun. Şöyle yapalım. Herkes ikili. Biz bugün burada eylemimizi yapalım. Yarın eylemimizi yapalım. Diğer gün eylemimizi yapalım. Sen ta ki bana bakanlık şu gün için tarih verdi dediğim vakit biz de o güne kadar eylemlerimizi durduralım. Ama mantıklı hareket yapıp biraz zekilik yapıp kararın verildiği günle mahkemenin daha doğrusu bu tartışmanın olacağı gün arasına 5-6 gün koymayın da biz de biraz salağa yapmayalım. Bir gün karar verin diğer gün yapalım. Bu konuşmayı nerede yapmayı planlıyorsunuz? Tüm insanların görebileceği ve bizi dinleyebileceği bir yerde. Tamamdır. Bay Dumbledore'un da dediği gibi bakanlığa sunarız. Pekala. O zaman isteğiniz doluysa bence artık gidebilirsiniz. Ne dersin? Evet. Şimdi başlıyoruz. İzninizle. Eğer... Bu konuşmaya arkadaşım devam edecek. Çok evet. Hevesli de. Tabii dinliyoruz. Evet, oğlumuzun karar verdiği tek bir cevap var. O da savaş ve kan! Muggle'lara ölüm! O benim değil, o değil, o değil, o değil. O sakin, o değil oğlum. Şimdilik değil. Pardon. Ölüm falan yok. Yani siz başka diyorsunuz, ordunuz da ben yani... Ne kadar anladık. Yakışmadı. Ben, herkes başlasın. Biz bayağı olursa sonlara doğru başlayalım. Biraz ortam şey olsun. Başlayabilirsiniz arkadaşlar. Haydi. Puh!
Savaş pozisyonları, savaş pozisyonları arkadaşlar. Ben kimi anlamadım muhtemelen. Ben mi? Oho! Baba bir vurdu. Babacı, magacı. Magacı değil, magacı. Baba bir vurdu. Ya yapma şunu. Ne bağırıyorsun? Ama kaldı. Yavuş şey. Kazanıyor amana bizim. Basmadı, bassa öldü. Ben bir resecute atalım, şunda iyi bir vardır. Aha, bir daha düştü. Oğlum ben neyim la böyle? Baba şarkı yaptı, ülkeyi salladı. Dumbledore'da da vurduk. Oğlum bir şey değil mi? İyi vuruyor mu? Güzel. Oğlum ben bulacak. Bloklama be! Şimdi ben bulacaktık yine ya. Ulan yine ben bulacaktık ya. Ulan yine ben bulacaktık. Aman adam önüme geç. Allah be. Ya oğlum ya. Geçmeyin önüme ne olur. Oy, bu adamı ikinciye vuruyor mu? Bak. İyiyiz, iyiyiz. Ben de 8 saniye. Düşümüz, oradan. Ulan ben bulamadım. Tek kişi kaldı. Sineres, Sineres. Elinize sağlık. Resekto bilenler kaldırsın kişileri. Atacağım. Ben atacağım, ben atacağım. Şu arkada bir profesör var. Eski bilen biri yardımcı olabilir mi profesör? Yok profesör orada yok. Evet, kendileri kaşındı. Kesinlikle. Biz ikaz etmiştik neler için. Şu iki öğrenciyi bir yere uyarabilir mi? Sinema yapıda yani. Yok ya, ben gerekli konuşmayı... Karım evde bekliyor da gidebilir miyim? Git madem. Git git. Bekle bir. Saat kaç? Az, tamam, mesai sonu. Yürü sağlık, git aman aferin ya. Ve profesörün... Sizinle. Sayın profesörler. Ah, sağınıza sağlık. Sağ olun. Sizinle aynı şekilde bayanımız. Teşekkürler. Bay Dumbledore, kendileri de bir hareket yapmayacağız diyorlar ama pek güvenmenizi tavsiye etmem. Çünkü geçen de yani biz yapmıyoruz diyorlar. Gidiyorlar, maskeli X bir grup olarak geliyorlar. Adamı alıyoruz, ben ölüm yiyen değilim diyor. Ne kadar inandırıcı demiyorum. Aklından geçirme zaten. Güveneceğimi pek düşünmüyorum. Ama umarım... Bir kez olsun beni yanıltırlar. Dersi burada işledim. Umarım yanıltırlar. Büyücülük evreni için iyisi olur. Değil mi? Portisil falan ya. Bu çok önemli şeyler. Dediğim görüşmeyi bir bakanlığa sen sunabilir misin yoksa? Çizgiye çizgi oturumda biri var mı?
Bay Tommy'ye sorabiliriz. Olmadı ben sizi de çağırırım. Yarın falan gideriz. Olur, olur. Beraber sorarız. Beni de çağır. Çünkü olur. Ben anladığım kadarıyla her konuşmada kaçmak için bu hak hukuk olayına giriyorlar. Hak hukuk bunu da diyor, sonlandırmak fakat istiyorum. Hep istiyorum diyor konuşmak ama yani sonucunda kendisi gelip de ben bu tarihte konuşmak istiyorum falan hiçbir zaman demedi. Hep konuşmak istiyorum diye geçiyor. Eğer gelmezse o zaman bir daha da bu konuyu açamaz. Bakalım göreceğiz baydan burada. Pekala benden istediğiniz bir şey var mı? Yok teşekkürler. Burada seherbaz dersi açılacak. Öğrenciler gelmezse güzel olur. Tamamdır. Yaralarım var mı? İyileştirebileceğim. İyiyim. Emin misin? Eminim ya. İyi, profesörlere bir bakın siz. Lisandro profesörlerden yaralı var mı? Dur gitme. Oturmaca. Sambulların götünü mü kesiyorsun? Kings'i mi? Yok ya ne işim olur. Anlamadım. Nasıl ne işim olur? İşim olmaz, işim olmaz. Ben seninle ne konuşacaktım? Bak gelmeden unuttum ya ne konuşacağımı. Hiç bilmiyorum. Ben seninle bilmiyorum. Bir şey konuşacaktım ya. Kıllam. Unutturdun bak bana ya. Şakasız buraya bir işin sorgu odasında en sonunda öldüreceğim. Az kaldı. Kaç yer. Hadi oturun bakayım şuradaki. Öyle kolay okudum. Girebileceğini mi sandın sen benim seninle? Anlamadım şu. Hadi bana laf söyle. Gelişmem lazım. Sen ben obliterator oldum. Sen gelişemiyorum. Obliterator mı oldun? Ben onu anlamıyorum. Evet. Obliterator he? Heee? Niye gülüyorsunuz ya? Obliterator he? Şeyde evet. Tanışırız diye. Zindanlarda tanışırız dedi bana. Tamam hadi oturun çizgiye bakalım. Büyük Obliviator olacak. Seni kehanet sınıfına çağırmışlar. Evet. Kim çağırmış? Gradagon'un diyor. Tüm serbazlar oraya gelsin. Ben sana zarar verdim mi? Öyle mi demişler? Demek Obliviator olacak. Ben anladım. Gelebilirim evet. Demiş yani. Ben ne diyecektim sana ya? Bilmiyorum. Ulan unutkanlık var bende ya. Keşke gireyim girse... zihninize girip gidelim. Bakacaktım işte. Giremedim ki. De. Evet. Bekle bu. İşte. Neyse hadi git. Diğerlerine de çağır. Perikulum atmaya mı gitti o? Evet. Kim gitti ya? Ha tamam. Dersi burada yapmayacağız mı? Tamam kehanet gel, olacakmış kehanet. Gel gel. Hadi ha, sen gel konuş. Götür bizi ya. Ben mi götür bizi ya şef. Ha götür. Az kaldı cidden az kaldı. Çok sinirliyim patlayacağım birisine sonuna ya. Zaten bundan sonra öyle artık. Yani kurdadanları... Evet Amar abi Rok. Okula yeri geldiyse söyle yani. Sırmışlar seni. Yapma evladım bak öyle kalacaksın. Ders var öğrenci sen gelme. Serbaz ders. Ağırdır. Çocuk üzüldü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bu kadar merhaba. Değilsiniz umarım. Evet, geliyorlar. Geliyorlar, şimdi. Geliyorlar. Ufak bir yoğunluk vardı da koydu işte. Şufik size hiç arkası yakışmamış. Siz bence öne geçin. Burası benim yerim oğlum. Ben her şeyde buradayım. Öyle bir şey yok. Şimdi öyle bir şey yok. Nasıl öyle bir şey yok? Şimdi öyle bir şey yok şefim. Git lan. Şefim. Size ceza en ön sıra hadi. Şefim. Aynen en ön sıra hadi. Parayı hep kendi yiyor ya yürü gidelim. Canları da kendilerine alıyor anlamıyorum. Hadi en ön. Neyleri neyleri? Orası en ön mü lan? En öne. Pardon? En öne. Anlamadım. En öne git şimdi. En öne git en öne. Eline serbazım niye orada? O bir şey demedi. Kalabilir. Kalacağım mı?
Niye bağırarak konuşuyorsunuz oğlum? Durun bir çay için ya. Sen serbazına. Şikayetçiyim. Böyle servislik olabilir mi ya? Geç çok oğlum güzel. En öne oturacaksınız. Birkaç profesör yer verebilir mi şunlara? Evet. Biz yavaştan başlayalım derse. Sayın profesör. Niye az önce aşağı indin? Hayır beline yakışmıyor. Yakışmıyor. Sus lan sen de. Sen ne yapıyorsun ya? Usta yalan dedi. Ben dedim. Sana ne diyecektim dur. Bu baykuş geldiydi ya sen öldükten sonra. Halen geliyor mu sana öyle baykuşlar gelmiyor. Yoksa bıraktılar mı? Hayır hiç gelmedi. Bak Obliviator oluyorum diyor. Zihnine minnine girdiriyorsan eğitim için. Aman diyeyim bak. Bu bizim şeyleri falan anıları falan sakın ha. O anıları bir gösterirsen sıkıntı. Kim giriyor senin zihnine? Biz başkanla onu hallediyoruz ya. Başkanla mı yapıyorsunuz? Tommy ile. Tamam ya Tommy ile yap. Ya benle yap ya Bobby ile yap. Oğlum ne diyorsun lan? Ya ha. Çok uzun iş şefim. Nasıl uzun iş? 16 dakikada bir atabiliyorum yani. Nasıl gelişeceğim? 16 dakikada bir değil o bu arada. Daha da geç olması lazım. Günde bir falan. Nasıl? Böyle o kadar şey yapma. Zihnini çok yararsın. Pıt diye düşersin yere. Düşmem. Düşersin. Düşmem. Düşersin. Düşmeyeceğim. Neyse dediğim gibi sakın bu olayı bilmeyen birisine zihnini açma. Ay ananı zili oh ulan. Kapattın komple sesi kulağımı i̇yi kapattım. İyi günler. Bu mu amına koyayım ya ders bu da bir. Ya oğlum bak doğru düzgün profesör alın şuraya ya. Anlatmadan gidiyor. Parşömeni veriyor. Biliyorsunuz zaten. Oğlum ben biliyorum ama bilmeyen serbaz zaten amaç öğretmek değil mi burada? Bu açılan büyülerin hepsini serbazlar biliyor bir arada neredeyse. Evet. Yok anlatacağım. Bir daha anlatacağım. Bir dakika bile olsa hadi anlatacağım. Gel, ne oldu gene? Etimoloji uygulayış şekli içinden çıkan. Lan ne yaptınız kapıya? Ne şikayet? Ne şikayet? Volümü geri açalım ya. Kaç dakika olmuş? 2 saat 10 dakika. Baba ülke şarkı yaptı, ülkeyi salladı. Bobby nereden ev aldı ya? Benim Bobby'nin evine ziyarete gidelim madem. Ne bakıyorsun? Yo efendim ne oldu? Ne bakıyorsun? Doçladığımı görecektin. Hoş geldiniz. Oğlum siz fakir misiniz lan? Bu ev ne amana koyayım ya? Paranız falan yoksa yetmiyorsa söyleyin ekstra bizi ateşleyelim bir şeyler yani. Bize kanka. Mimar Selim'i bulmaları gerekiyor. Yani ikinizden de bir şey çıkmıyor çünkü. Oğlum bir de siz benim evime laf ediyordunuz ya. Bu ne amana koyayım ya? Mis gibi evim var. Öğrenci evi gibi zaten şey hayatı yaşıyorum. Tek başıma yaşıyorum. Ama mis gibi evim var. 3 katı da 3 mis gibi döşeli dayalı. Bu ne oğlum? Siz nerede yatıyorsunuz? Yatak da yok. Parkeye mi yatıyorsunuz? Yani. Ya şimdi. Egizi.
Hani Rebecca yabancı değildi. Artık söyleyeyim. Hani ben bu maaş falan kabul etmiyorum ya. Ben bayağı bir şey oldum ya. Sıkıntıya girdim. Git topla al Kingsley'den. Benim para bunlara yetti ya. Bok yetti. Yalana da bak amına koyayım. Kingsley'den git al. 5 haftadır falan almıyorum. 5 haftalık maaşın senin 3000 galyon eder. 3000 galyon en azından koltuk takımı dizersin. Bu Rebecca'nın da mı parası yok? Dolandırıcı ya diyorlar hayır, bunu. Bana demedi ki, hep biz erteledik evi ya, kim geldi yine amına koyayım ya? Kimse mi al? Merhaba efendim. Niye çalıyorsun oğlum kapıyı? Benim bir mevzuatım var da. Ne mevzuatın var? Şimdi şöyle, yolları kapatmışlar da. Yurt dışından ithal ettiğim mallarım gelemiyor. Acaba ilgilenebilir misiniz? Yok. Anlarsın. Oğlum ithal mithal diyor adam, bak kaçakçıyla beni muhatap ediyorsun. Siz hangi eve, kimler geliyor ya sizin evinize? Bir ya şey söyleyebilir miyim? İlk misafirimiz siz olun, çok isteriz Bayegiz'e. Gerçekten. Geldim ya işte misafiri. Ama hayır, gerçekten evimiz dayalı döşeliyken böyle yemekleri... Dayalı döşeli meşeli ne diyorsunuz siz efendim? Evi eşya almayalım mı? Yani bu kabul ediyor musunuz? Buyurun okey masasına. Olur, şuraya iki tane daha, bir tane daha masa atın. Üçlü okey oynarız, ne diyeyim yani. Olur mu? Gelin. Yani hatta... de sizden çünkü çıkacak gibi değil bu ev yani. Bu evi bu halde bırakanlar... Neler yapmaz yani. Hatta bir tane daha arkadaşınız vardı. Çok yakın olduğunuz meslektaşınız. Dumbledore mu? Madam. Hayır, Bay Dumbledore değil. Dumbledore'dan Livia mıydı? Livia mıydı madamın adı? Unuttum, özür dilerim adını. Livia ile babı yakın ya. Nasıl? Ne? Arkadaş olarak. Nasıl ya? Arkadaş olarak bunlar body... Bir tane body... sizin yakın arkadaşınız var, ben onu diyorum. Body sistemi var ya bizim serbazlıkta. Öyle bir anlamda işte. Tamam, ben de onu diyorum zaten. Hani en yakın meslektaşları sizsiniz ya. Ben Bobby'nin arkadaşları evimize gelsin, çok isterim. Lil mi gelsin? Çağırayım Lil'i. Gelsin canım, o da gelsin. Ya Lil ile Livia. Gerçi Lil ile Livia, aynen. Bak zaten uyuyorum. Lil, Livia. Niye? Lil ile Livia, evet. Benim bir şeyim yok. Bobby, diğer arkadaşınızın adı neydi? Bir tane daha kız arkadaşınız vardı, yardımcı. Yurina değil. Adını unuttum. Tom mu? Tom. Arkadaşlar, bir beyaz saçlı, bir de kızıl saçlı var. Kızıl saçlının adı ne? Tom Marvolo'ydu. Aa, Demon Eternal ya. Arkadaşlar, siz benimle dalga geçiyorsunuz. Bakın, gerçekten serbaz kadrosunu çok tanımadığım için soruyorum. Ya adamın tane... yaptığı şeye bak, sen boş ver serbaz kadrosunu. Daha koltuğu düzgün koyamıyor sandalyeyi. Bana diyorsunuz şey, yamuk koymuş ya. Sandalye ortalı değil, sola daha yakın amına koyayım. Tamam, ben çağıracağım. Lütfen icabet ederseniz sevinirim davetimize. Kimi çağıracaksınız ya? Sizi. Beni? Yemeğe? Evet. Çağıracağım. Tamam, beni çağırın, zaten buradayım, hadi getirin buraya, bir şeyler söyleyin, yiyelim yani. Şimdi değil beyefendi, eve eşya aldığımız vakit. Al eşyayı, ne, ben burada beklerim, ne olacak? Siz kimden bahsediyorsunuz ya? İzleyeceksin mi? Ben size sorayım, siz bana söylemiyorsunuz ki. Beyaz saçlı bir madam var yanınızda diyorum, body sisteminizde. Kim diyorum, isim söylemiyorsunuz inatla. Beyaz saçlı bir madam. Bekle. Zaten 3 tane cadı var şeyde, büronuzda. Alastor Moody. Ben bir şey demeyeyim. Bobby, şunu alır mısın? Öğrenci verdi. Dur, yanlış girdim, sakın. Siz Bobby diye mi hitap ediyorsunuz ya birbirinize, Bobby, Rebecca falan? Karıcım, kocacım falan yok mu? Diyoruz. Aşkım, bebeğim, bir tanem falan yok mu? Kızıl kekim. Yavrum. Ne? Turtam murtam.
Yok mu? Oturun oturun buyurun. Gülüm falan kal. Böyle papatya mapatya. Kızılcık şerbetim. Yok papatya sevmiyoruz biz değil mi? Evet evet papatya kötü bir çiçek zaten ya. Ne gerek var? Şey falan yok mu? Ya işte ara ara yapıyoruz bir şey yaramazlıklar da hani çevredeyken çok yapmayalım sonuçta. Madame Rebecca'nın. Madame Rebecca mı? Önü bayağı sen açık. Sen de sabahtan beri canım cicim diyorsun. Geldin evin ortasında Madame Rebecca diyorsun. Yani ya hayatım şey... şimdi. Ne yapalım? Egze'nin önünde kavga mı edelim? Bunu mu istiyorsun? Egze'ye kötü örnek mi olalım? Biz kaç kere kavga ettik canım benim? Ne zaman kavga ettik? Doğru. Biz gayet uyumlu bir aileyiz. Hiç kavga etmeyiz. Yani siz ne zaman çocuk yaptınız? Bir tane çocuk geliyor bana Meister Meister falan diyor. Evet. Onu ben yoldan geçerken aldım ya. Şimdi bir tane daha var yolda geliyor. Nasıl amına koyayım? Bu ne siz sipariş Prime kargoyla mı geliyor amına koyayım? Nereden yok, geliyor yok. Bu? Biz sepet uygulaması kullanıyoruz. Çok iyi geliyor gerçekten. Ne çocuk sepeti mi? Ne acaba kullanıyoruz siz? Sepet. Uygulamanın adı sepet. Her şey var. Zaten imam sepetinden evlenenlerden bu beklenirim. Yapacak bir şey yok yani. Çocuğu da oradan aldık. Evi de oradan dizeceğiz değil mi Bobicim? İmam sepeti. Evet evet. Hayır imam orada. Sepeti değil. Yani sepetin kategorisinde imam seçeneği vardı. Biz onu seçtik. Çocuk seçeneği vardı. Onu da seçtik. Şimdi ev kategorisine girdik. Bakacağız eşyalara. Olur ya her şey olur diye pardon düşünüyorum. Pardon ya ameliyattan sonra gaz yapıyor biliyorsunuz. Bu arada sıkı durun. Bir tane daha çocuk evlat edineceğiz. Bu bir kız çocuğumuzu daha almak istediğini söyledi. Ne yapıyorsunuz siz? Kadro falan mı kuruyorsunuz? Burada kuyu mi attıracaksınız? Ne evin amacınız var? Ne alakası var? Bir tane daha hatta oğlumuz da olacak. Onun hakkında da eğer izin verirlerse 3 çocuk evlat edinmiş olacağız. Bu ne amına koyayım? Ney ne? Böyle bir şey olabilir mi? İyi olmasın canım. Hayır kurumu mu bu adam? Hepsine parayı nasıl yetiştirecek? Kendi isteğiyle alıyor çocuğu. Ben zorlamadım. Kendi isteğiyle ki. Alıyorsunuz diyorsunuz da çocuğa para vermekten 3 tane sandalye bir tane masanız var burada. Yeterli. Çocuğumuzu besliyoruz yani. Hanım senin maaş ne zaman yatacak ya? Yarın. Tamam onu biz bir tur katlayalım mı? Katlayalım. Nasıl yapacağız? Bu nasıl evlilik amına koyayım ya? Ya ben... siz otursanıza. Yok. Benim oturmam şey dikişlerim patlıyor sonra. Yeni ameliyat oldum biliyorsunuz mu? Apandis patladı. Hiç sorma ya. Bu yavşak da yanımızda duracağına nerede geziyordu kim bilir. Sizin yanınızdaydı herhalde. Yok biraz önce sizin yanınızda sanırım. Biraz önce değil ya benim patlaklık 2-3 gündür var. Apandis. Egzi çok zor zamanlar atlattım. Apandistim patladı da. Eğitim esnasındayken. He. Elina sen tut, Egzi'yi büyü uygula. Aa bir de ölüp dirildi diyorlar Madame Elina. Ne olmuş o olay? Kurtardık ya işte çok bir şey. Siz mi kurtardınız? Tabii ya. Ya işte bak görüyor musun? Madame Elina'yı da kesin alalım o gün sohbet ederiz yemekte. Lan ne alakam? Yani hayatını kurtarmışsınız. Kadının da başından bir şeyler geçmiş. Yok, merak o, ediyoruz. O gaddar ya. Yok yok. O gaddar. Hayatını kurtarsak da o bize şey yapmaz. Yok yok. Belki aranız yok, iyi olur. O, belki yok. Teşekkür eder. Yok. Teşekkür mü? Bana en son ne zaman teşekkür etti hiçbir fikrim yok. Bana hayatında teşekkür etti mi onu bile bilmiyorum. Bazen alenen teşekkür etmek yerine farklı... Dille de teşekkür. Apandistimi patlatması mı mesela teşekkür olabilir? Kötü denk gelmiş öyle demeyelim. Peki benim rot balans ayarımı bozması olabilir mi? Ne oluyor? Ya, akıl sağlığı bozuldu izin. Ha yani şöyle bir şey var insanların birbirleri üstünde farklı etkileri olabilir. Eminim ki Madame Elina sizin psikolojinizi bozacak biri değildir. Yani eminim size çok da iyi geleceğini düşünüyorum. Ne demişler ilk başlar kavgayla başlar ya da anlaşamamakla başlar. Değil mi Bobby? Bizden örnek verin. Ne aşkı be ablacığım ya. Kesinlikle kesinlikle. Çok iyi anlaşırsınız. Ne aşkı be ya. Canıma kastediyorum ya canıma kastediyorum. Yok, geçen gün bıçak çekti bana ya.
Ona bakarsanız Bobby'ye silah çektiler, bana silah çektiler. Biz evlenecektik. Yani öyle şeyler olabilir. Lan size başkası çekiyor. Bana direkt eline çekti. Silahı da bıçağı da o çekti ya. Ben de boğazına biraz önce asa dayadım değil mi Bobby? Evet evet. Yaşandı. Yani olabilir. Ne yaşandı? İletişim. Dışarıda ufak bir tartışma çıktı da. Ya cebimden baykuşumu çaldı ya. Ne diyorsunuz siz ya? Oho, ben de Bobby'den neler çalıyorum. Yani hayatını bile çaldım. Değil mi Bobby? Tabii. Normal şeyler bunlar. İyi ki baykuşunuzu çalmış sadece. Baykuşumu çaldı. Götümden her gün şey çalıyor. Kahve çalıyor. Şey çalıyor. Hırsız ya. Hırsız hırsız. Ne hırsız? Ya. Aklınızı ve kalbinizi çalmayı başarabilecek kadar umarım hırsızdır. Başarabilir umarım. Yok, o kadar değil. O kadar değil ablacığım. Niye? O kadar değil. Niye? O kadar değil. Niye? Hop orada dur. Ya siz çıkmışsınız madem eline kadar akıllı, he, zeki, anlayışlı bir insana yok, he, diyorsunuz. Bir de gelmişsiniz yok hırsız diye itham ediyorsunuz. Acaba o kadın size bakacak ne bulmuş olabilir? Ne artınız var kadına, ne sağlayacaksınız? Hayatını kurtardı. Yeterli mi sizce bu? Ne yapayım daha? Ne yapayım daha? Yeterli yani, mi? Daha ne yapsın bu adam? Hayatım. Yani bence şahsi söyleyeyim, Madame Elena size çok tölere göstermiş. Bence oturup bir konuşmanız gerekir. Siz de hayatını kurtarmışsınız madem. Bir özür istediğinizi, bir teşekkür istediğinizi bildirin yani. Ya bak. Daha ne, ben bir de özür dileyeceğim he? Ben. O sizden. O sizden değil. Beyefendi niye dinlemiyorsunuz? Baba artık destek çıksana. Ulan apandistimi patladı gelip bir kaçtı ya. Özür bile dilemedi. Özür bile dilemedi apandistim patladıktan sonra. Belki durumunuzu fark etmemişti. Yani nasıl fark etmedi? Sonuç... Önümde patlattı. Apandist öyle bir şey miydi? Hani... İçten olmuyor. Ameliyata mu? Girdim ben. Ameliyat içten olmuyor mu ne? Ameliyatta dibimdeydi. Kaçtı ameliyattan. Belki kan tutuyordur. Yani böyle bir sıkıntısı olabilir. Kişisel bir rahatsızlık ya, olabilir. Ya hadi kan tutuyor. Çıktıktan sonra niye bir özür dilerim demedi ya? Yani belki sizin ona karşı ne denir? Birazcık tavır alacağınızı düşünmüş olabilir. Sonuçta kendini suçlu hissetmiş olabilir. Nasıl tavır alacağını hissetmiş olabilir? Nasıl yani, hissetmiş olabilir? Şimdi apandisinin patlamasında sebebiyet olduysa ya da böyle bir şeyin yanından geçtiyse kendini suçlu hissetmiş olabilir. Sonuçta direkt mesela ben... Direkt o patlattı. Yani suçlu hissetmiş olabilir işte, daha kötü bence. Yok, suçlu hissetse en azından iyi davranır ya. Geçen geldi şeyimi çaldı. Cebimden çikolatalı kurbağalarımı çalmış, fark etmedim bir de. Aç olabilir. Hiç bu kıza yemek ikram ettiniz mi? Yemeğe götürdünüz mü? Ulan Big Badinizi. Mac getirdim ben yani... bu ölürken ya. Öldüğü haldeyken bu, ben Big Mac götürdüm buna. Daha ne yapayım duy, ya? Duy, bu adam bana daha doğru, bir tane yemek getirmedi. Doğru. Yani bence kıymetini bilin. Eline lan ben niye onun düşün? Nasıl iyi davranmış? Ben iyi davranmışım. Yok, Madame Elena gerçekten onda on bir insan. Hem suçlu olduğunu bildiği için kendini kötü hissetmiş. Sizden uzak durmuş, kalbinizi kırdığı için. Bence yanlış anlamışsınız siz bu durumu. Peki şefim çok abartıyoruz ya, böyle şey patlar mı ya falan demesi de mi bu şeyden dolayı, suçluluktan dolayı? Tabii ki yani şey, suç bastırmak gibi düşünebilirsiniz. Yani olayı küçümsersen, olay küçükmüş gibi davranırsan küçük ben gibi olur. Ben orada kıvranırken abartma be yürü falan demesi falan da değil mi ondan dolayı? Dememiştir. Dedi. Dememiş. Demedi değil mi? Dedi. Ya benim... Ney lan? Ben demedi, apandisim demedi. Patlarken, karnımı tutarken abartma lan yürü falan dedi. Demiş olabilir. Ben şu an gerçekten oturup düşünüp tarttığımda gerçekten eline o süreçte bir kez bile teşekkür etmedi. Yok. Ya tamam, ama bir, kadın size bakın bir saldırı gerçekleştirmiş, sebebini tam olarak bilmiyorum. Belki aranızda geçen bir şeyden kaynaklıdır. Ben böyle bir şey yapsam suçluluk her hissederim. Her şeyi biliyor.
E tamam ama yani birazcık hak vermenizi istiyorum. Kadın sonuçta size saldırmış. Yani onun üstüsünüz diye biliyorum eğer yanlış bilmiyorsam. Bunun bir cezası da var. Bundan da korkmuş olabilir. Belki. Lan ben ona bir ceza verdim mi ya? E belki verirsiniz zannetmiştir. Ya. Ya ne diyorsun ya? İşte gel otur bize gelin. Bence madam Elina'yı çağıralım gelsin. Ne dediniz? O da bir gelsin kendini ifade etsin. Belki sizden özür yok. Diler. Yok. Demek yok. Yok. Bobby sen bir baykuş at kadına. Yok. Atma. Elina yok da Eliza var olur mu? Atma yok. Yok sen kendi badini çağır istersen. Neyse. Oturun. Oturun oturun. Böyle yok. Olmaz. Yok benim apandistim patlıyor şu anda. Tam dikemediler orayı. Patlıyor. İyileşmedi mi? İyileşmedi daha. Halen acısını çekiyorum ya. Ben o sancıyla operasyona gittim. Operasyonda yaralandım. Yatağa yattım. Bir daha dikişlerimi şey yaptılar. Elin orada geldi de dedi ki abartıyor ya falan dedi. Ben orada acıdan kıvranırken. Bak bir şey diyeyim mi? Şu an Egiz'e bunu anlatırken olay önümde bir an canlandı ve gerçekten Elina'nın sesi kulaklarıma çınladı. Demiştir. Ne demiştir? Ya, abartıyor ya falan muhabbeti yapmıştır. Ayıptır, günahtır be. Ben bir ama kötü bence biri... Elina bir özür dilese her şey çözülecek gibi. Ya özür dilemesini falan istemiyorum ben ya. Ben bir böyle şey olduğunu hissetsem yine neyse. Bana müteşekkir olduğunu hissetsem eyvallah diye çekeceğim. Ama daha çok şey gibi hissediyorum ya. Ben böyle kurtardığım için falan onu daha çok bana sinirli gibi hissediyorum yani. Tamam yapacak bir şey yok. Ben istiyorsanız konuşurum belki. Onu yok da ya, anlamaya çalışırım. Ya olabilir. Tamam. Şöyle yaparız. Önce Egiz'e misafirimiz olur. Başka bir günde Elina. Sonra diğer çiftleri çağırırız. Ben yalnız bir adamım. Bunu artık anlayın. Hiç beni problem. Bulamadığınız zamanlarda ben yalnız başıma okulun manzarasında alkol içiyor oluyorum. Ah lan. Alkolik oldum ben artık. Ben yalnız bir adamım. Ama yani insan belli bir süreden sonra yanında bir insan istiyor. İster arkadaş ister eş. Zaten i̇şte bir eş arkadaşım vardı onu aldınız. Yapacak bir şey yok beyefendi. Benim de bir eşe bir arkadaşa ihtiyacım var. O da benim oğlum. Artık hayat arkadaşım. He bak o da var. Ben bununla evlendiğiniz gün orada efkar yaparken ah lan arkadaşım gidiyor diye geldi bana ne abartıyan ya evleniyor mutlu adam falan dedi. E doğru demiş. Arkadaşınızın mutluluğuna mı üzüldünüz siz? Ben arkadaşımın mutluluğuna değil, arkadaşımı eskisi kadar göremeyeceğim için üzülüyordum burada efendi. Anlayamazsınız. Ama tamam da ben arkadaşınızı elinizden almadım ki. Bu adam aldınız. Sadece... Efendim bütün gün berabersiniz. Benden daha çok görüyorsunuz zaten. Biz bir ağanın evlenmesi nedir bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Ben orada yalnızdım. Yalnızım dediğim zaman çok şey ifade ettim de çok anlamadılar. Arkadaşlar eğer güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Eskiden beraber oturduğumuz yerde yalnız başıma oturduğum gün anladım ben yalnız oldum. Bir şey söylemek istiyorum. Bu evliliği siz desteklemediniz mi? Evet destekledim ama adamın mutlu olmasını da istedim ama ben yalnız kaldım sonuçta. Ama yani mutlu özür olsun. Özür dilerim. Olsun. Özür dilemenize gerek yok. Yok dilek. Ama ben yalnız bir adamım yani. Bunu anlayın artık. Birisine yakıştırmanıza, birisini yapmanıza falan gerek yok. Ben yalnızım ve yalnızlıktan da çektiğim acıdan da mutluyum. Bence size de birini bulalım. Gerek yok. Gerek yok. Kardeşim sen yalnız değilsin. Rahat da kal. Yok. Eskisi kadar şey olamayız. Bebek ayı öldürüyorum. Bebek acı. Neyse. Siz şey...
Sizin mutluluğunuz benim de mutluluğum ama işte bir yandan da onun yokluğunu da anlamanız zor. Zor. Anlamanız zor. Sizi de anlıyorum ama yani. Ben 2 haftadır yoktum. Destek çıktınız mı bari Babi'ye? Dolayısıyla çıktı mı bu süreçte? Çıkıyoruz tabii. Çıkıyoruz. Ama şöyle yani anlamanız çok zor. Çok zor. Niye? İşte Elina da anlamayıp orada bana ekstra olarak şey yaptı. Ne ya adam mutlu falan. Ben mutluluğunu kıskanmak ya da mutluluğuyla bir şey yapmak değil. Onun mutlu olmasından ben de mutlu olurum. Ama artık evli olan bir adamın ağalarıyla muhabbeti eskisi kadar olamaz. Neden olmasın? Yani ben onun ayağına kranda bağlamıyorum ki. Ben onu zorla da tutmuyorum. İstediğiniz kadar bağlamayın. Eski bağlılığı hiçbir zaman olmaz. Olur niye olmasın? Ben sadece olmaz. Eşiyim onun, siz arkadaşısınız. Yoldaşısınız değil mi? Yok Elize benim için çok ayrı. Anlayamazsın. Sen de anlayamazsın. Anlayamazsın. İşte bana gelip o gün dedi ki ben o gün o kadar şeyken üzgün ve bitkin durumdayken geldi yanıma. Dedi ki abartma lan falan diye geldi bana falan vuruyor. Çok boş yapıyorsun boş yapıyorsun diyor bana. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben de orada karşımda taşak geçti ya. Siz onu yani... yanlış yorumlamışsınız. Yani ya yanlış sizin... yorumlamayı da boş ver ya. Siz çok gitti, hassas düşünüyorsunuz. Ekstra olarak bana trip attı ya öyle bir şeyden dolayı. Ne diye trip atmış olabilir ki kadın? Ya bir kadın Lord Voldemort'a gidip Albus Dumbledore'a gidip Kat 2 başkanına Serbaz Büro Başkanı'na, Vizangomut Büro Başkanı'na, Sihirsel Yaptırım Dairesi Başkanı'na, MHTREX Dairesi Başkanı'na, okuldaki yetkili Lisandra Profesör'e ve diğer bilimum yetkili profesörlere, genel serbazlara, profesörlere, öğrencilere, herkese mi şey atar ya? Herkese mi trip atar ya? Ben kendisinin hiç kimseye trip attığını görmedim. İnsanların düşüncesini trip olarak algılamaları kişilerin kendi problemidir. Eğer haklı olduğu bir durum varsa, suçlu çıktı mı? Bunu savunuyorsa kadını trip atmakla yargılayamazsınız. Bir insan laftan anlamıyorsa o kişiye laf anlatmaya kesmek trip atmak değildir. Size bu kadar şey söyledik. Çıkıp hala adamın eline hakkında kötü şeyler söylüyorsunuz. Ben olsam tamam haklısın deyip kenara çekilirdim. Hiç uğraşmazdım. Kadın haklı. Kusura bakmayacak. Nasıl haklı bu çıktı buradan ya? Olay abartma. Ya bunlar nasıl haklı çıkıyor ya? Bu kadar olay abartamaz. Hayır, burada hayır. Sabahtan beri 40 tane şey anlattık. Bu kadınla 40 neredeyse 3 yıldır 5 yıldır beraber çalışıyorsunuz. Bir tane iyi özelliğini söylemediniz. Ki ben kadının arkadaşı dahi değilim. Sizin çıkıp burada bana onu kötülemek burada yerine... Burada iyi özelliklerini say demiyorsun ki bana. Ben sabahtan beri kadını size savunuyorum. Böyle bir şey olamaz yani. Bana burada ödemedin mi? Bir tane iyi bir şey söyleyin kadın hakkında. Bir düşüneyim. Düşünün yani. Dur düşünüyorum bekle. Düşünüyorum dur. Düşünü bulamazsınız. Niye bulamayacağınızı söyleyeyim çünkü dar görüşlüsünüz. Bu kadın bu zamana kadar size bir iyilik yapmış olmasa bir karşılık beklemezdi. Yapmış olduğu iyilikleri göz ardı ettiyseniz size yapılan iyilikleri de kötülükleri de göz ardı ben yaptığım iyilikler şey ne olacak? Benim yaptığım iyilikler ne olacak? Demek ki bu zamana kadar siz onu ötelemişsiniz, ertelemişsiniz. Demek ki kadınız size daha gayet iyi davranmış. Kadını anlamak istememişsiniz. Kadın size destek çıkmak için yanınıza gelmiş. Kadına demişsiniz ki sen anlamazsın. Sen nereden bileceksin? Bilmez. Ben bilirim. Nereden? Bakın böyle olmaz beyefendi. Böyle olmaz. Sizin aganız evlendi mi hiç? Agamın evlenmesiyle önemli değil bakın. Bu kadın sizin yanınıza gelip size destek çıkmak zorunluluğuna sahip değil. Bu kadın sizin sadece iş arkadaşınız. Bu olay ise özel hayatınıza girer. Bu kadın sizin özel hayatınıza destek çıkacak kadar sizin yanınızda bulunuyorsa siz bu kadına haksızlık edemezsiniz. Özel hayatıma nerede destek çıktı ya? Bu adamla aranızdaki ilişki, arkadaşlık bağı özel hayatınızdır. İşle alakası yoktur. Bu kadın bıkmadan, usanmadan gelip size bu konu hakkında destek çıkmış. Kadına demişsiniz ki siz anlamazsınız. Lan destek tamam, çıkmak abartıyorsun lan falan tamam. Mı bu mu?
abartıyorsun derken gerçekten abartıyorsun. Çok boş yapma dedi ya, bu nasıl dedi? Bir şey söylemek istiyorum. Örnek veriyorum. Bobby çıkıp şu an siz birisiyle evlenseniz yıkılır. Ben ona destek çıkarım ama bu kadar üstüne gidip bana böyle yaptı, bana şöyle yaptı demez. Çünkü sizin bu insanı seviyorsanız bunun mutluluğunu önemsemeniz gerekiyor. Bu adam benim yanımda mutluysa sizin bunun için üzülmemeniz gerekiyor. Üzülmüyorum zaten. Üzülüyorsunuz. Yas tutmuşsunuz. Kadın yas destek çıkmış. Yas tutma sebebim arkadaşımla eskisi kadar samimi olamayacağımdan dolayı. Eskisi kadar evlenen bir adamla eskisi kadar samimi olamazsınız. Bunu tamam, anlayamıyorsunuz. Haklısınız. Şöyle tamam. Ya haklısın diye madem tamam. Madem Elina'yı çok anlıyorum şu an, buradan çok saygılar, sevgiler, öpücükler gönderiyorum. Gerçekten anladım. Hiç uğraşmasın bence de. Uğraşmasın zaten. Neye uğraşıyor ki? Ayrıyeten iyi bir şey var mı dediniz? Bulamadım. Şaka şaka. Neyse. Ne olabilir? Size söyleyeyim. Tek iyi şey, tek iyi değil. Daha vardır da yani. Biz mesela bir görevdeyken mutluluk kaynağımız oluyordu. Halen de oluyor. Böyle saf saf sağda solda takılması falan bir anda şaka maka patlatıyor. Hoşumuza gidiyor mu? Gidiyor. Ciddiyet nereye kadar? Tamam zaten hoşumuza gidiyor diyorum ya. Işte. Tamam işte. Bunun iyi yanı var mı dediniz. Bilmiyorsunuz bile dedim. Bu. Tamam ama siz diyorsunuz ki ben bir şey anlatırken kadın bana gelip boş ver ya dedi diyorsunuz. Bu boş ver ya dedi. Boş yapma lan dedi. Tamam boş yapma lan. Çok komik bir şey bence. Biri bana dese ne diyorsun ya deyip gülmeye başlarım. Eminim ki siz de öyle yapmışsınızdır. Yok. Bıçak çekti bana orada. Ben de ona çektim. Orada hiç gülünecek bir şey yoktu yani. Karşılıklı bıçaklar çekti, ölebilirdik de. Haklısınız. Ben haklı olduğunuzu düşünüyorum. Haklı. Ölebilirdik. Ben zaten haklıyım. Beni haklı bulmanız da güzel, hoşuma gitti. Ama dediğim gibi yani tabii şeylere iyi yanları var mı? Var. Var. Ama bir kere bile ben şey hissetmedim. Ona yaptığımız şeylerden müteşekkir olduğunu hiç hissetmedim. Bir gün bile şefim sağ olun ya deyip gelmedi mesela. Ne diye gelmedi? Şefim sağ olun ya falan diye gelmedi mesela. Bir gün bile sağ olun falan diye. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şey veriyorum, kahve veriyorum. Diyor ki aferin lan diyor, kahve aferin diyor. Artık bir şeye geldi. Kahveyi artık istemiyor da. Direktman cebimden aşırıyor bir iki tane. Hadi diyor eyvallah diyor gidiyor. Ne güzel adamsın işte. Adamsın diyor ya. Bu ne ya? Bıçak mıçak çekiyor, silah çekiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Sizin ilişkiniz arada kalmış. Yani ne arkadaşsınız ne de bir ilişkiniz söz konusu. İkisinin dengesini sağlayamadığınız için de Madam Elina'nın tavır ve tutumları size göre şekillenmiş. Yani siz nasıl yaklaşım sergilerseniz bundan sonra öyle gider gibi. Yoksa böyle daha çok kanka gibi ilişki yaşamaya devam edersiniz, haberiniz olsun. Siz kıza çıkıp kanka ayağı çekerseniz, böyle tepeden konuşursanız olacağı bu zaten. Ben bir ilişki istemiyorum ki zaten. Kadını seviyorsunuz ama. Ne seviyorum ya? Ben öyle bir şey mi dedim abone koyayım? Evet dediniz ya cümlenizin başında. Lan cümlenin başında ben onu bir demedim. Bir kez olsun bana iyi davranmadı dediniz. Evet dedim. Bobby seviyor adamıma geliyor ne yani? Ben onun sevgisini de istiyorum. Bobby sen niye demedim giriyorsun? Demedim öyle bir şey. Demedim. Ben sadece dedim ki iyi özelliği var mı dediniz. İyi özelliğinin şey olarak mutlu takılıyor dedim yani. Bilemem. Eğer çıkıp da birisinin size yaptıklarını bu kadar irdeliyorsanız bir his beslemeniz gerekiyor. Benim ilgimi çekmeyen hiçbir insanın yaptığı tavır ve söylediği söz umurumda bile olmaz. İstediğini konuşabilir ama siz bunu önemsiyorsanız sizin de karşınızdakine karşı bir ilginiz var demektir. Aynen.
Aynen, bana oradan bir taş fulya alsana sen ya. Şey var mı ya sizde? Bira var mı? İçer misin? Gerçekten. İçerim diyorsan. Ne? Halim gelim. Ben tek başıma gideceğim içeceğim ya. Ben yalnız bir adamım. Artık bunu anla. Ya oğlum. Bak ne yapayım biliyor musun? Siz şuraya oturun bir. Gel otur şuraya ya. Otur 2 dakika. Ya yok otur. Ya oturmayacağım ya. Bırak. Ya, ya otur. Okuldan çağırıyorlar. Ya, otur. Oturun şöyle. Tamam yok tamam, ben gidiyorum. Aşk. Ben gidiyorum. Çıkamazsınız ya. Hayır. Gel. Al. Çekil. Al. Geç lan. Al. Kadın emrediyor. Otur. Oğlum beni sana emredebilir. Bana emredemez. Beni geç himayeniz benim. Altınıza alamazsınız ben... hanımefendi. Beyefendi geçer misiniz? Hanımefendi. Ben gideceğim bu adama göz kulak olun. Geç kullandırmak zorunda bırak lan. Otur dedim lütfen. Ben lütfen yukarıdan dedim. Atlıyorum amına koyayım. Yok mu bu evin camı? Amına koyayım. Benim arkadaşım değil. Yemin ederim sesini de çıkartmıyorsun. Olayı da... Neyle çağıracağız? İkisi burada karşılaşacak. Yok demez zaten. Yemin ederim bak al bak. Dildireceğim ya. Güzel bir davul zurna eşliğinde ziyafet Elianos bir soğuk. Bak! Bu adam onu Araf'ta bırakmış. Ben o kadının hakkını yani yedirtmem. O kadını tanımam. Neyse. Burada bir stream bu videoda. Çok oldu ya. Çok oldu ya. Çok ya. Neyse. Senazo TR birazcığını keser. Hadi bay. Bye.